İyi akşamlar efendim. Beşinci güne hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bu akşam yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin gündemini stüdyomuzdaki konuklarımızla yorumlayacağız. Bu akşam her hafta olduğu gibi Serkan Fıçıcı bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Taceddin Kutay hocamız bizlerle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Murat Özer siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Ankara stüdyomuza da iyi akşamlar diyelim. Mustafa Kemal Çiçek hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar Mustafa Bey. Mustafa. Buyurun hocam. Başlamadan bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi biz bu hafta sonu Ordu'da Çamaş'taydık. Duydun mu Çamaş'ı? İlk defa duyuyorum. İşte bak, memleketin en büyük eksiklerinden birisi Çamaş'ı ilk defa duyuyor olmak. İtiraf edelim, biz de ilk defa duymuştuk. Evet. Gizemli kanyonlar diyarı Çamaş'taydık. Türkiye'nin en uzun dere kanyonuna sahip. Yaylalarında ineklerin falan yayıldığı, o ineklerden sütlerin, bir de doğal bitki örtüsü oranı stevia. İnek yiyor onu ya. Sütü kendinden şekerli. Laktoz oranı yüksek. Bir sütlaç yapmışlar. İçine bir kaşık bile şeker koymamışlar. Hiç mübalağa mı ediyorsun Nuray abla dedim. Yok vallahi koymadık dedi. Ha bak. Gerçekten. Murat abi harika burada. Harika gerçekten. Şekerli süt mü içtiniz? Çamaşa gidin sütlaç muhakkak. Yedik. Çamaşa gidin. Çamaşa böyle, gidiniz. Türkiye'nin böyle cennet köşelerinden biriymiş. Belediye başkanı Mahmut Ayparçası, sayın belediye başkanımız Mahmut Ayparçası. Vizyoner bir belediye başkanımız. Bunları niye söylüyoruz? Mahmut Başkan, Anadolu'nun küçük ilçe belediye başkanlarının aslında hepsini dert etmesi gereken bir şeyi dert etmiş. Diyor ki yani buranın gençleri gurbete gitmesin işsizlik sebebiyle. Oraya bir tekstil atölyesi kurmuş. Orayı turizme kazandırmak, insanları çekmek istiyor. Kadınlar kooperatifi kurmuş. Birbirinden güzel, lezzetli şeyler üretiyorlar. Çok güzel, harika. Hakikaten harika yani. Sarı Çiçek Yaylası'na gittiniz mi hocam? Çamaş'taydık şimdi. Sarı Çiçek Yaylası'nı. Sarı Çiçek Yaylası. Yok, oranın yerleridir de onun için diyorum. Ya Kemal abi. Çamaş, Fatsa civarı bir yerdi. Harika. Yani, mesele o değil. Harika yerler. Hocamı... Muhteşem yerler. Bungalovlar, evler. Buraya tamam bir... hocam, çok güzel bir yer. Anladım. Mesele o değil. Ne? Biz mesele, kamp yapmıştık Çamaş'a hocam oraya. Yani herkesin görmesi lazım. Hani gezmek hakikaten istiyorsanız Ege Akdeniz'de gidiniz de... Karadeniz'e de gidiniz. Serkan oranın gençleri de turizm... Mutlaka. Ekmek yesinler. Oranın genç... Oraya da turizm... yerli turizmimiz. Oraya tamam, da sevk edelim. Mesele anlaşıldı o zaman. Yani. Uzungöl... Mesele o değil. Bir dakika. Uzungöl'e geçiyordu kesmesi. Buyur. Mesela söylesin, ben söyleyeceğim en son. Yo buyurun buyurun, tamam söyleyin. Yok, de biz bitirelim artık bu mevzuyu. Adam, asıl mevzuya geçelim. Ya tamam, Uzungöl'e de gidin. Şey de güzel ama meşhur olan yerlerimiz çok, bak Çamaş'ın adını ilk defa duymuşsun Mustafa. Evet öyle. Evet. Bu biz de ilk defa duymuş olduk. Ve Murat abi de bayıldı, hayran oldu. Türkiye'nin dört bir köşesi harika. Serkan Bey nedir olay? Evet. Beni çağırmadılar. Mesele anlaşıldı herhalde değil mi Taceddin Hoca? Ben dedim hafta sonu aramayın, o Sakarya'da oluyor dedim. Benim kabahatim. Ama yok. Vallahi benim, ben benim haberim vardı gideceklerinden de, benim bir işim vardı maalesef hafta sonu. Ha seni çağırdılar. Yok, haber verdiler. İş büyük krize dönüşecek. Bence konuya girelim. Neyse Çamaş. Haber vermediler mi? Reklam arası. Çamaş. Ordu Çamaş. Meseleyi kapatmayın. Hepimiz Çamaş'a gidelim. Neyse. Anlatıyor. Şimdi artık ana konuya geçelim isterseniz. Şimdi tabii siyaset İyi Parti'de Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla çalkalanıyor. Tabii önümüzdeki günlerde de bu çok konuşulacak gibi. Meral Akşener yerel seçimlere müstakil bir şekilde gireceklerini açıkladı. Bugün işte beklenen o konuşmasını yaptı. Yalnız bugünkü konuşmasında, yani birazdan sizden yorumlarını da rica edeceğim. İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a, şiir vardı. CHP'ye şiirli, başka türlü Jakartalı göndermeler vardı. Sonradan gerçi şiiri işte bir tevil ettiler ama sonuçta bütün gündür konuşuluyor. Şimdi Serkan Bey, sizden başlayalım isterseniz. Bir kere ne oluyor? Yani İyi Parti'nin bu kararından sonra oyun değişiyor mu? Veya CHP adına ne olacak? İmamoğlu mesela çok konuşuluyor. Ona birazdan gireriz ama bir genel bir perspektifi alalım isterseniz. Sizden. Günlerdir İyi Parti'yi konuşuyoruz. Günlerdir Akşener'i konuşuyoruz. Akşener bugün grup toplantısında bir şiir okudu. Yani o şiir Hüseyin Nihal Atsız'ın bilinen bir şiiri. Orada Korkak Yavaş
diye bir ifade geçiyor. Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş dediğinde alkış kop. Alkış kıyamet. Gün boyu bu tartışıldı. Dendi ki Meral Akşener bu sözüyle Mansur Yavaş'a, Ankara Belediye Başkanı'na mesaj veriyor. Onu ima etti. Biz seni Cumhurbaşkanı yapmak istedik ama sen cesaret göstermedin. İşte ben de seni burada bu kürsüden korkak ilan ediyorum. Mu demek istedi acaba diye gün boyu tartışıldı. Sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu. Her yerde manşetlere çekildi. Sonra akşama doğru, aradan saatler geçtikten sonra İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, yani Sayın Akşener Mansur Yavaş'ı kastetmedi anlamına gelecek bir açıklama yaptı. Hı hı. Ama gün boyu tartışıldı bu. Şimdi bu bize ne anlatıyor? CHP ile bağlarını kopardıktan sonra CHP'nin gölgesinden kurtulduktan sonra, üzerine CHP gölgesi düşmeyince Akşener rahat bir aktör olarak, siyasi aktör olarak gündemi sarsabileceğini gösterdi. Bak, yani diyorlar ki İYİ Parti ve Akşener CHP ile ittifak yapmazsa silinir gider. Vallahi günlerdir Akşener'e ve İYİ Parti'yi konuşuyoruz. Ne Özgür Özel'in adı geçiyor hiçbir yerde, ne CHP'nin yapıp ettikleri gündem. Bir şiir okuyor, gün boyu tartışılıyor. Siyaset biraz da budur. Yani konuşulmaktır, tartışılmaktır. Gündemi belirleyebilme gücüdür. Eğer böyle giderse, yani bu kıvamda gidebilirse İYİ Parti ve Akşener, hı hı, CHP muhalefette ikincil aktör durumuna da düşebilir. Yani bugün bunu bir işaret olarak gördüm ben. Tabii kondisyon önemli. Bir de rahat bırakmayacaklar. Her yerden saldıracaklar. Daha önce Akşener'i yere göre göğe sığdıramayan CHP medyası, o masa krizinde Akşener masadan kalktıktan sonra nasıl yoğun bir şekilde saldırmışlardı biliyoruz, hatırlıyoruz. Bunun bir benzeri, hatta katmerlisi, çok daha büyüğü yaşanacak Sayın Akşener'e ve İYİ Parti'ye. CHP medyası olanca gücüyle saldıracak, dize getirmeye çalışacak, sindirmek isteyecekler. Ama ne kadar dik durabilirse, ne kadar o hür ve müstakil siyaset tavrını sürdürebilirse İYİ Parti'yi de o kadar yukarıya taşıyacak Sayın Akşener. Evet. Şimdi burada CHP medyasını günlerdir takip ediyorum. Ortaya bir tez koyuyorlar. Diyorlar ki siz Akşener ve İYİ Parti olarak aylarca dediniz ki Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmalı. Yani bu iki isim Türkiye'yi yönetebilir, yönetmeli. Bunu savundunuz. Şimdi de onların karşısına aday çıkaracaksınız, adaylar çıkaracaksınız ve seçmen size soracak. Diyecek ki Türkiye'yi yönetebileceğini düşündüğünüz isimler belediyeleri neden yönetmesin, şehirleri neden yönetmesin? Bu bir tutarsızlık değil mi? Şimdi burada İYİ Partililer de buna çok güzel, çok sakin ve sade cevap veriyorlar. Diyorlar ki siz de Türkiye'yi yönetebilir diye Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'yi bile yönetemez diye indirdiniz. O zaman bu tutarsızlığı ne yapacağız? Gibi CHP ile İYİ Parti arasında böyle bir polemik süreci de başlamış oldu. Bu nereye gider? Nereye evrilir? Seçime doğru yeni görüşmeler olur mu? Bu görüşmeler beraberinde yeni gelişmeleri de getirir mi? Acaba İYİ Parti ile CHP yeniden bir ittifak sürecine, işbirliği sürecine girerler mi? Herkes bunu konuşuyor, herkes bunu merak ediyor. Çünkü daha önce bir durum yaşandı. Yani Meral Akşener çok sert bir çıkış yaptı. Dik, net bir tutum sergiledi. Asla masaya dönmez denirken, böyle yorumlanırken, yani birkaç gün içerisinde tekrar o masaya döndü. Bundan dolayı herkes bir ihtiyat payı bırakıyor. Ama bugünkü konuşmasında da o kararlılık vardı. Yani bu kendi siyasetini sergilemesi İYİ Parti'nin, baktım gruba, milletvekillerinin coşkusuna, o şiirde olduğu gibi
hareketliydi, coşkuluydu. Bir moral gelmiş, İyi Parti'ye bir özgüven gelmiş. Yani vagon olmaktan... Yani son dönemlerdeki en anlamlı grup toplantısı mı? Yani vagon olma eleştirilerinden kurtulmuş olmanın verdiği anladım. Bir şimdi, rahatlamayı gördüm ben. Şimdi şey diyor mesela Meral Hanım, Adana ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Bunlar ağır sözler. Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli balaya boyun eğmeyeceğiz. Ya, Korkak Yavaş'tan daha ağır laflar bunda. Tabii. Yani bu asıl bunlar çünkü geride kalıyor. İşin magazinine tabii. dönüyor iş. Şimdi Mustafa Kemal Çiçek şey diyor ya Sayın Akşener. Bir taraf başka türlü hakaret ediyor, öbür taraf başka türlü hakaret ediyor. Şimdi bunu nasıl yorumlamak lazım? Daha önce de çünkü yani neredeyse sifon çeke kadar gitmişti iş yani. CHP medyasında. Aynen öyle. Tabii. Şimdi tabii biliyorsunuz iki gün evvel Genel İdare Kurulu'nda 35 hayır 14 evet oyuyla işte ittifaka kapıyı kapattı İYİ Parti'nin en yetkili organı. Şimdi tabii Meral Akşener şu tabloyu da görüyor. Partisi bir şekilde içi boşaltılmaya çalışılıyor. İşte sürekli istifalar var, sürekli gündemde tutuluyor. Ve bunun hangi ellerle gerçekleştirildiğine yönelik bir kanaat sahibi muhtemelen. Çünkü Özgür Özel'le görüşme yaptıktan sonra bunu Genel İdare Kurulu'na götürdü. Oradan bir netice alalım dedi. Sonrasında işte red kararını ifade etti. Bakacak olursak Özgür Özel de memnun oldu bu tablodan. Özgür Özel'in bir açıklaması var. İşte iyiler beraber yürüyecek, iyiler bir arada gibi ifadeler, hep iyi ifadesini kullanmak suretiyle. Tabii orada da enteresan bir durum var. Karşısındaki tüm kitleyi, AK Parti'yi, MHP'yi, ne kadar parti varsa da kötü kabul ediyorlar. Hayır, bir dakika, sonra ben da oradan oy almaya çalışıyorlar. Sayın Çiçek, Özgür Özel, Meral Akşener'in bu kararına sevindi mi? Ya da hangi gerekçeyle sevindi? Doğru mu anlıyorum ben? Kanaatimce çok memnun oldu. Çünkü neden? Hem Özgür Özel'in A takımı olan ekip sağ partilerle yürümek istemiyor. Kendileri ve solunda kalan partilerle hareket etmek istiyorlar. Ve Özgür Özel'in üzerinde bir Ekrem İmamoğlu baskısı var. Hep söylüyoruz ya, genel başkan Ankara'da, partinin lideri İstanbul'da. Bu tablo artık oturdu. İki başlık demeyelim buna. İstanbul'daki daha ön vaziyette. İki başlık eş başkanlık olursa eşitlik ortaya koymanız lazım. Şimdi açıklamalarına, dün grup toplantısındaki açıklamalara bakın Özgür Özel'in. Belki arkadaşlar onu getirebilir ekranlara. İşte biraz önce söylediğim ifadeler, iyiler kazanacak, iyiler bir arada, biz beraberiz. Hem İYİ Parti'yi tasfiye etmeden, üzmeden açıklamalar gerçekleştiriyor. Hem de İYİ Parti'nin tabanı zaten öyle bir koşulda bize gelecek. Türkiye'nin başka yerlerinde biz bundan istifade edebiliriz. Ama İstanbul ölçeğinde bu gerçekleşmezse, İYİ Parti'nin desteği olmaz ise Ekrem İmamoğlu seçimi kaybeder. Ekrem İmamoğlu seçimi kaybederse de Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na yürüyemez yönünde değerlendirmeler yaptıklarını biliyoruz. Ve bunun yanında işte Ekrem İmamoğlu bunu gördüğü için hem çok şu anda gergin vaziyette. Bakın Muharrem İnce ile görüşmeleri var, işte birkaç gün önce görüştüler, şimdi tekrar görüşecekler. Burada da şu söyleniyor, yani bugün çok rivayetler var. Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu aday olmayacak, Muharrem İnce İstanbul aday olacak. Bir taraftan işte İmamoğlu'na yakın bir gazeteci Muharrem İnce İzmir'den aday olabilir diye çok çeşitli söylentiler dile getiriliyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir amacı var Mustafa Bey. Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul ilçelerini dizayn etmek istemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer belediyelerinde de etki ve güç sahibi olmak istiyor. Bunun getirisi şu olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son 15 yıldır delegeleri üzerinde etkili olan güç belediye başkanlarıdır. Belediye başkanlarını belirlerse, İstanbul'u kaybetse bile, seçime girmese bile, seçim sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na işte olağanüstü kongre sürecini başlatmak suretiyle
yürüyebilmesi yönünde de bir ikinci seçenek üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yani burada şunu ifade etmek lazım. İyi Parti hakikaten çok sıkıntılı süreçler geçiriyor ama baktığınız zaman Meral Hanım'ın bakışına işte içimizde iyi olmayanları da tasfiye ediyoruz. Gönderiyoruz, kendimizi bulacağız. Biz tüzel kişiliyiz. Biz 2820 sayılı siyasi partiler yasasına göre kurulmuşuz. Bizim amacımız işte müstakil olarak hareket etmek, kendi ağırlığımızı ortaya koyabilmek. E şimdi CHP ile hareket edince o sürecin başlangıcı zaten hatalarla başladı. Siz 15 milletvekili alarak işte o süreci başlattınız. Ondan sonra hep kendileri demedi mi? Biz bu borcu bir türlü ödeyemedik diye. Gelinen tablo itibariyle de Meral Hanım böyle bir saykırışta bulundu. Ama şunu Peki. da parantez içerisinde söyleyelim. Her an her şey değişebilir. Siyasette malum 24 saat çok uzun, süre rahmetli süreç, Demirel doğru. ifadesiyle. Meral Hanım da bunların yanında yetişmiş bir siyasetçi. Yine biz burada bir çekince bırakarak bu ifadelerimizi dile getirelim Mustafa Bey. Peki. Murat Özer, siz nasıl görüyorsunuz tabloyu? Ya bence şu önemliydi bir kere. Yavaş'a korkak dedikten sonra ister ona kastetsin ister kastetmesin. Muhatabı olan kitle böyle çılgınca bakışlıyorsa zaten muhatap o kitlesi bunu öyle algıladığı anlamına gelir. Ama sonra yani, da hiç önemi yok. Yani. Hiç önemi yok onun. Onun bir önemi yok. Laf yerine gitti mi? Gitti. Tabii. Tabii ondan sonra tabii ki tevil edeceksin. Başka şey söyleyeceksin. Yerine gittikten sonra onun oradaki muhatap İYİ Partili milletvekilleri, oradaki herkes bunun o mesaj olduğunu anlayıp alkışlıyorsa ayakta ondan sonrasının artık bir önemi yok. Meral Hanım hem Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki ulaşımın çok ciddi bir sıkıntı haline getirdiğini, bu konuda başarısız olduğunu söyledi bu konuşmada. Peşinden de Mansur Yavaş'a niçin böyle bir şey söyledi? Çünkü Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olması için ikna etmeye çalıştı. Olmadı. O gün de benzer ifadeler kullanmıştı. Yani bunu ima edecek, onu korkaklık itham edecek şeyler söylemişti. Şimdi bugün söylediği şey ise bence çok daha önemli. Bakın ne diyor yani? Ya bu gerçekten ötekinden daha önemli. Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Şuraya yansıtabilir miyiz onu? Hem ortaya hem buraya. Bu çok ciddi bir laf. Yani kendisini bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Onu dedim ya biraz önce hani evet. Mansur Yavaş evet. Şeyinden daha önemli bir... Daha önemli, çok daha önemli ve onun Murat, üstünde... Murat, şuraya yansırsa evet. istersen böyle bir şey yapalım metin üzerinde. Tabii evet, tabii. Şöyle bir... Evet. Evet. Aslında bir şey yapsan... Şimdi ne demek Kalksan bu? Kalksan öyle bir bunu göstermek öyle... lazım. Gerçekten tabii, tabii. Bu tarihi bir laf ya. Peki, buyurunuz. Tarihi. Yani... Şöyle ben de geleyim yanınıza. Hayır da denemiyor ya böyle. Bir tabii ama diyor ki ya niye kalktım ben tabii, şimdi? Evet, yani. Çubuğu da al, çubuğu da öyle çubuksuz peki, olmaz. Evet, metin ya. Çözümlemesi yapacağız. Tabii. Halk metin okuması yapacağız. İram. Peki. Burada adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağı. Önce buradan başla. Bir kere birincisi bu. Ne, manda ve himaye neydi olur? İşte sevr meselesinde olduğu gibi. Ancak emperyalist bir işgal olur. Sizin topraklarınız işgal altında olur. O esnada işgali gerçekleştirenlere karşı içinizden bazıları daha fazla vatan elden gitmesin diye bir kısmı manda ve himaye talep ederler. Biz onlara İstiklal Harbi'nden sonra işbirlikçi dedik zaten. Şimdi bu aslında manda ve himaye tuzağı denen şey İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından işgal edildiği anlamına geliyor. Yani biz bu seçim süreci boyunca ittifak başladığı günden beri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından işgal edildik diyor. Ben öyle algılıyorum. O açıdan bu bence en temel şey. Onu yani tartışalım isterseniz. Hayır manda hayır. Himaye, Millet İttifakı'nın mi başka bir şey kendisine mi manda himaye tuzağı evet. diyor? Evet, evet. Yoksa İYİ Parti'nin CHP'nin mandası altına, himayesi altına giriyormuş gibi görünmesine mi itiraz ediyor? Ben de başka bir bir genel bir de özel yoksa anlam şey var mi? Burada. Yoksa şey bence mi? Var. Hayır hayır ittifaktakileri mandacılıkla yani dışarıdan medet ummakla mı suçluyor yoksa? O hayır, hayır, burada iki ayrı anlam ben, var. Ben öyle algılıyorum ikinci anlamı. Yani İYİ Parti'nin bu ittifak yüzünden Cumhuriyet Halk Partisi'nin manda ve himayesi altına girdiğini adeta ya da böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti'nin duruşunu, ideolojisini, kimliğini işgal ettiğini ve o sebeple de bu ittifaktan yerel seçimlerle alakalı bir şey olmadığını söylüyor. Biz bu prangalarımızdan kurtulacağız çünkü biz
bir ittifak yapmamışız meğer. Bizi işgal etmişler, bizi ifal etmişler diyor. O açıdan Manda ve Himaye'den benim anladığım bu. Şimdi Orta Çağ, feodal zamanla ilgili bir şey hatırlatayım size. Biliyorsunuz feodal zamanda devlet yıkıldığı için, devletler olmadığı için şatolar kurulmaya başlandı. Bu şatonun bir beyi olur. Dük, kont, artık vikont, neyse en küçük vikont. Bunlara çevredekiler, küçük olanlar gelir derdi ki, servaş sistemi, ben kendimi koruyamıyorum, mahmin olayım, hamim ol. Hı hı. Sen benim hamim ol, ben senin mahmin olayım, vassalin olayım, beni koru. Kendi başıma aşamam ben bu işi. Şimdi buradaki şey, manda ve himaye tuzağı derken, ama bak ondan sonra şöyledir onun hukuku. Girdin onun vassalı oldun, hamisi, amin oldu ya senin. Sen o toprağı artık terk edip başka bir yere gidemezsin. Ölümdür cezası. Ekonomik sistem yıkılır. Şimdi buradaki bu vassallık bir yerden sonra seni onun adamı kılar, bir başka hüviyetin kalmaz. Onun kölesi kılar hatta. Tabii. Onun kölesi kılar. Tabii. Şimdi buradaki mahmi ile hami arasındaki, mahmi nedir diye soracaklar. Himaye. Çok kullanılmıyor. Taceddin, yazsana kelimeleri buraya. Himaye edin. Araştırmak mahmi, isteyenler mahmi, ben en azından. Mahmi, hami, baksın. Mahmi. Ya yaz da büyük büyük. Siz araştırmak Mustafa isteyenler Mustafa Kemal Bey, siz bir şey mi ekleyeceksiniz? Onu hemen alayım. Öyle. Şunu ekleyecektim. Meral Hanım malumunuz tarihçi olmasa sebebiyle hep tarihten ifadeler kullanmayı da seviyor. İşte Sivas Kongresi'nde manda ve himaye hep tartışma konusu olmuştur. Ama burada şunu da kabul ediyorlar. Yani manda himaye esasında nedir? Güçlü olanın, güçsüz olanın güçlü hale kadar gelene kadar yönetmesi demektir. Meral Hanım mevhumu muhalifinden CHP'nin kendilerini yönettiğini de kabul etmiş oluyor. Tabii. Bu ifadeyi kullanmak suretiyle bilmiyorum. Tabii. Ben böyle anladım meseleyi. Ben de aynı anladım. Bir ikrar da var bu anlamda. Zaten Mustafa Bey şey çok açık yani. Metindeki bu ifade çok açık. Meral Hanım'ın da burada aslında Sivas Kongresi'ndeki o ifadeye gönderme yaptığı da çok. O zaman netleştik mi? Kalmasın hocam. Yani o zaman Taceddin, Murat, yani hep beraber Mustafa Kemal Bey, yani Sayın Akşener burada, biz İyi Parti olarak CHP'nin manda ve himayesi altında olmaktan ya da görünmekten artık kurtuluyoruz demek istedi. Evet. Net miyiz? Bu burada? Oydu yani. Sivas Kongresi gibi bir kongreydi bugün İyi Parti Peki, açısından. Hocam şimdi siz himaye dediniz, hami dediniz, mahmi dediniz. Mahmi, evet. Mahmi, evet. Uzatacağız değil mi orayı? Hami, himaye mahmi. Eden, mahmi, himaye tamam, edilen. Tabii. Ben hala aynı soruyu bir daha sormak istiyorum. Bu şey olmasın. Yani Meral Hanım burada tam tersi CHP'yi de eleştirerek dışarıdan bir himaye bekliyorlar demiş olmasın. Amerika'yı mı işaret ediyor? Ülke. Hadi bilemem. Netleştirelim. O da mümkün. Bilemem. Batı emperyalizmini mi işaret ediyor? Nedir hocam sizce hem... Şimdi her şeyden evvel bir şey söyleyeyim. Deminden beri o mevzu şeyde kaldı. Oturduk şiir okuyoruz burada. İlk 4 gün oturduk aya baktık. 5. gün yıldızları yere çaldık desem ben bu programda. Ne anlarsınız abi? Programın adı 5. gün. Mustafa'nın adı Yıldız. Bu adam bir başka moderatör mü? Darbe mi yapılıyor? Anlamaz mısın? Anlarız. İlk 4 gün oturduk aya baktık, şimdi yazdım. 5. gün yıldızları yere çaldık. Buyur. Evet. Orada da bir de alkış geliyor diyelim. Alkış şeyden. Geliyor. Stüdyodan da bir alkış gelirse. Tabii. Murat Özer'le şey Ankara'dan ele ortalık yıkılıyor. Mustafa i̇şte Kemal bu abi var ol diye bağırıyor. Kameramanlar şak şak şak. Ne anlaşılır? Hayır, böyle anlaşılır. Ayrıca Taceddin, senin söylemin bir şey ifade eder. Yani bu diyelim ki 10 biriminde bir değerse, ben bunu ayağa kalkarak alkışlıyorsam aslında ben senin söylediklerinden çok daha güçlü bir şekilde bunu ifade ediyorum anlamına gelir. Tabii benim sen benden daha kıymetli bir adam olduğun için o normal. Onunla ilgili bir şüphe yok. Fakat kitlenin Meral Hanım'ın bu meseleyi bu şekilde söylediğini idrak edip ayağa kalkıp alkışlıyor olması, böyle elleri patlayana kadar alkışlıyor olmasının başka bir mesajı var. İyi Partili yani İyi Parti'nin milletvekilleri de artık bu meseleyi manda ve himaye olarak görmüşler. Onlar da kendilerinin işgal altında olduklarını düşünmüşler. Şimdi ben bir zamanlar program yapıyorken Serkan abiyle orada bir kelime kullanmıştım. Serkan abi 3-5 hafta o kelimeyi kullandı. Diskrepans.
Hatırlıyorsun değil mi? Diskrepans mıydı? Diskrepans. Benim diskrepansım var demiştim evet. falan. Şimdi... Neymiş o ya? Televizyonda program yapıyoruz abi. Serkan abi yorum yapıyor. Ben de ondan sonra Serkan abinin dediği gibi efendim. Evet efendim, sepet efendim. Doğrudur efendim, haklıdır efendim. O zaman çık oradan Serkan abi konuşsun be ya. Böyle değil mi bu iş? Evet. Bu beya da sana güzellik, Trakyalısın diye. Bana oynuyor bak. Cumhuriyet Halk Partisi hami bir çatı olarak mahmilerini yok etme konusunda çok başarılı, becerikli bir parti. Mahirdir. Mahir. Hami olarak mahmilerini yok etme konusunda çok mahir. Şimdi dönüp bakıyorsunuz, Demokrat Parti'de CHP'lilikten başka bir şey görebiliyor musun? Demokrat Parti'nin temel savı nedir? Yani oradaki Nurtekin Serter mi diyordun sen? Neydi adamın adı? Genel Başkanı. Mevcutu değil mi? Nurtekin Gürsel. Gültekin Uysal. Adamın adını unutup duruyorduk. Bence önemli bir soru bu. Çok önemli. İki, Saadet Partisi CHP'den başka bir yapı, bir bünye midir? Biraz daha abdestli bir CHP'dir. İyi Parti bu noktada hangi çizgidedir? Eğer bir yerde kendini siyaseten var kılmak, temadi etmek istiyorsan, bak şunu konuşmuyoruz, bunu konuşalım. Temadi yazar mısın oraya? İyi Parti'nin, ama ben konuşurken nasıl yapayım bunu? Ben Güner Ümit'in şeyi değilim ki. Tamam. Hostes. Bu parti temadi etmek istiyorsa, mevcudiyetini sürdürmek istiyorsa eğer, yapması gereken en önemli şey kendini bir kanalda ayrı bir şekilde yürütmektir. Yahu Devlet Bahçeli ile Erdoğan zaman zaman bir baksana işte %50+1 kırmızı çizgimizdir, bir tanesi de tartışılsın diyor. Aynı parti görüntüsü çizmekten özenle kaçınıyorlar çünkü bunlar farklı bünyeler, farklı yapılar. Tarihsel olarak farklı çizgiler. İyi Parti'nin iki büyük handikapı var. Bir, İyi Parti'nin arkasında bir tarihsel arka plan yok. Gelecek Partisi neyse aslında İyi Parti o. Konjonktürel bir parti. Tarihsel bir. Ama iki, arkasında bir ideolojik, fikri bir arka plan, altyapı da yok. Neyle var İyi Parti? Dinamizmle var. Aslında bu tipik. Buradan onlara yok, faşist dediğimi farz etmesinler ama... Hangi konuda dinamizm var? Hayır, söylemsel dinamizm, gündem belirleme. Bak konuşuyoruz şu anda onları. Vitrini işgal etme. Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi. Efendim? Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi. Tamam da bunu nasıl elde ediyor dördüncü bu üçüncü partiyi? Fikri bir müktesebatla mı yoksa bir dinamizmle mi? Yani sol... Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin en eski ideolojik kimliğine sahip olan bir partiyi bölmek için... Bir proje olarak ortaya çıkıyorsunuz, bölüyorsunuz, ortadan böyle karpuz gibi ikiye yarıyorsunuz, %10, %10'lara düşürüyorsunuz kendiniz düşürerek, ama onu da aşağı çekiyorsunuz. Ya, bundan daha önemli bir şey Türk siyasetinde, bundan daha mesela önemli gündemlerden biri olabilir mi? Hayır, işte olabilir tam olarak mi? Bundan tabii bahsediyoruz. Başka bir şey anlatıyor yani. Şu an mesela şundan bahsedelim, ha, bu aramızı aldık. Mesela Meral Hanım'ı aldık. Meral Hanım tarihçi diyelim. Dedik ki Meral Hanım, buyurunuz tahta, buyurunuz kalem. Bir akademisyen hüviyetiyle bize iyi fikriyatı anlatır mısınız? Milli görüş fikriyatını anlat dediğimde bana 1,5 saat anlatırsın burada. Anlatırım. Bana ülkücülük nedir anlat dendiğinde ben anlatırım 2 saat. Yani sosyalist hareketler anlat desen günler geceler anlatır. Ama işte sağ hareketlerin bir kısmı vardır ki arkasında sol hareketlerin sahip olduğu bu fikri müktesebata sahip değillerdir. Merkez kaç kuvvetiyle ayakta dururlar. O süratle. Sürat düştüğü anda bisiklet devrilir biliyorsun. Sürat düştüğü anda belli bir şeyin altına. Pedal şöyle oldu mu o bisiklet düşer. Üstünde duramaz. İyi Parti'nin şu anda yaşadığı iki büyük kriz var. Birincisi, yerel seçimlere yaklaşırken bu partinin gireceği dördüncü seçimde hakikaten yeniden edilgen bir parti olarak yok olup olmayacağı ile ilgili bir yol ayrımına giriyor İyi Parti. Ve bu sebeple dikkat edin, bir süredir İyi Parti'deki kavgaların merkezine ana teması. İttifak yapalım mı yapmayalım mı? Akçeli kavgalar ya. Evet, gündeme Ümitlik Bayır'la yaşanan kavgalar akçeli kasa, değil mi? Kasa kavgası. Kasa kavgası, kese kavgası.
Adam diyor ki bak geminin altında artık delikler... Artık o kadar emin değilim. Geminin altında delikler oluşmaya başladı. Geminin altında delikler oluşmaya başladı. Su giriyor. Ya yakındaki limana çek... Öyle mi yahut acaba? Ya yakındaki limana... Yani ne olabilir başka? Yani artık ya ben tamamlayayım öyle yapayım transferi. Dur, yani buyur. Buyur. Hocam, ben konuşuyordum ya. Zaten. Sen kalktın geldin yanıma yani. Hatırlıyorsa. Evet. Ne bileyim yarım saat oldu bana da sıra gelir herhalde diye. Ağzımı açtım sadece buraya çıktım. Manda ve Himay dedim buraya geldi çubuklar. Evet evet öyle. Özür dilerim. Hocam ben çağırdım. Hocam. Ben de dinleyeyim. Ne oldu? Tabii beni gezin tozun beni çağırmayın evet. Böyle birbirinize düşersiniz işte. Tamam hocam. Türk yani milletine. Nedir? Hayır bir dakika. Taceddin hocamın İkimiz dediği şey var. Çok önemli ya. Buyurun. Gerçekten bu hayır ben hiç rahatsız eden şu oldu. Meselesi şimdi, var mı 5 saat sizin... boyunca Türkiye'de sol hareketlerin müktesebatını konuşabilirmişiz de Türkiye'de sağın hiçbir şey yokmuş. Bak yani böyle bir şey kabul edilebilir bir öyle şey. Öyle demedi. Yani. Öyle bir şey demedi o ya. Dedi canım öyle dedi. Nedir yani solun böyle şeyi varmış da ötekisi gazla gidiyormuş. Öyle olur mu? Türkiye'de sağ hareketler Türkiye'nin en eski ve en güçlü hareketleridir. Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi ülkücülüğün en temel Türk İslam ülküsünün getirdiği noktaya bakıyorsunuz. Tabii ki günler, aylar, saatler, yıllar konuşsanız bitiremeyeceğiniz şeydir. Hı hı. Türkiye'de solda yani mitoz bölünme, miyoz habire bölünüp birbirleriyle vuruşan bir şey. Onun nerede ideolojisi Türk sağının ideolojisinden daha uzun ve daha güçlü bir müktesebata sahip? Murat tam burada yine milliyetçi fikriyattan bahsetmişken Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Mustafa Çalık Hakk'ın rahmetine kavuştu bugün. Allah rahmet eylesin. Gerçekten okumaktan, dinlemekten keyif aldığımız, feyz aldığımız önemli bir düşünce insanıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarında başsağlığı diliyorum. Allah razı olsun. Şimdi peki şu ikinci cümleye ne diyorsunuz? Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz. Maskeli balo demek ne demek olabilir Murat Bey siz? Maskeli balo şu anda mevcut olan bu ittifak düzeninin kendisinden bahsediyor aslına bakarsak. Çok net yani. Yani içinde bulunduğu bu son 2 yıllık süreç. Hatta İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden ödünç milletvekilleriyle kurulduğu için o ödünç ve sürekli dediği ayağımızdaki prangadan bir türlü kurtulamadık. İyi ki bir kere verdiniz bu ödünç milletvekilleri. Habire başımıza kakıp duruyorsunuz. Sizin partiyi biz kurduk. Siz seçimlere girdiniz. Bizim sayemizde parlamentoya girdiniz deyip duruyorsunuz ya. Cumhuriyet Halk Partileri'ne dönük söylemişti Sayın Akşener bunu. Hı hı. Bu o tarihten itibaren sürdürülen bütün sürece Meral Akşener maskeli balo diyor. Ama maskeli balo dendiği zaman hani yüzüne karşı başka arkasından başka evet. Konuşmaya anlamamız gerekmiyor. Evet mu? Zaten öyle. Siz bizimle birlikte ittifak yapmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'nin en büyük iki tane siyasi hareketiyiz diye uyduruyorsunuz. Bu sözler üzerine geliyorsunuz diyor. Sonra gidiyorsunuz kapalı kapılar ardında HDP ile görüşüyorsunuz. Sonra o kapıları açıyorsunuz. Abi bakıyoruz HDP de orada varmış. Bize dönüp başka bir şey söylüyorsunuz, ona dönüp başka bir şey söylüyorsunuz. Bizim haberimiz olmadan, bize hiç haber vermeden seçime 5 dakika kala gidiyorsunuz. Bizi Fethullahçı terör örgütü olmakla, Fethullahçı terör örgütünün bir payandası olmakla itham eden Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı veriyorsunuz. Şimdi bütün bu süreçleri düşünsenize, bunu artırabiliriz yani. Meral Akşener'in bugüne kadar söylemek istediği ya da söylediği ya da söylemek için diğer partiler tarafından, İyi Parti'nin diğer önemli figürleri tarafından söylenen şeyleri peş peşe koyun. İşte bundan âlâ maskeli balo olur mu? O sebeple de kendisi ölümü gösterip sıtmaya razı derken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğindeki bu düzenin kendisinin bir sıtma mikrobu olduğunu söylüyor. Yani şu anda korkak yavaştan çok daha güçlü bir şeyden bahsediyoruz. Diyor ki bu parti Kılıçdaroğlu'suyla, Özgür Özeli'yle bu kafasıyla HDP'lileşmeye başlayan artık Türkiye'de artık HDP'ye gerek kalmamıştı çünkü yani. Cumhuriyet Halk Partisi HDP'nin bir şeyine dönüşmüş. İdeolojik bir parçasına dönüşmüş. Yani maskeli balo ifadesi tabii, bunu da mı kapsayabilir? Tabii ki bunu da kapsıyor. O sebeple çok daha ağır bir şey söylüyor aslında. Siz ve sizinle beraber hareket eden artık bu saatten sonra kim varsa
O Türk siyasetinde bir sıtma mikrobudur. Anladım. Taceddin Hocam katılır mısınız? Ne dersiniz? Maskeli balo diyerek ne demek istiyor? Bilmiyorum, var mı tahta yazılacak bir şey, çıkayım mı? Siz nasıl uygun görürseniz. Lütfen abla yazdıracaksanız bir şey çıkayım yazayım yoksa. Sizin kanaatleriniz. Yok hocam. Taceddin seni görmeyi seviyoruz. Evet. Ayakta anlatma performansın çok güzel. Öğrenci gibi bir de bu gibi kelimeleri yani söyleyelim geçmesin. Hani yazalım belki araştırmak isteyenler olur. Bir faydamız olur diye. Diyorsun ki 5. gün lügatçesi oluştururum. Hayır hayır. Yani bir faydaya matuf tekliflerimizle size geliyoruz. Matuf. Yani Avrupa'yı da tutup, iyi gören, iyi bilen biri olarak maskeli baloyu şey bize mesela yani, anlatsanız ne demek buradan, oluyor? Buradan bir alınganlık çıkartma ne olur. Temadi, şey Türkçelerin de günümüz temadi. Temadinin kökü neydi? Ha? Temadinin kökü neydi? Konu dağılmasın ama şimdi temadinin kökünü görürsek. Made herhalde yani. Miat var ya. Miat hocam doğru. Maskeli balo ve sıtma. Size göre siz ne anlıyorsunuz Meral Akşener'in bu sözlerinden? Önce Türk milletine ölümü göstermek nedir? Yani ölüm ve sıtma. Ölüm ne, sıtma ne? Onu çözmeden maskeli baloya geçemezsin ki Mustafa. Bak cümlenin evet, bir başı var değil mi Taceddin? Yanlış mı kanaati ne abi? Ölümden kastettiği ne? Ya en fazla itiraz ettikleri şey ucuba sistem, ucuba sistem. Ha, ölüm olarak gördükleri, gösterdikleri şey Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Evet. Ha, ona çare olarak da çok mucizevi çözüm, çare olarak vaaz ettikleri şey de neydi? Parlamenter sistem. Yani Türkiye'ye işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ölüm diye gösterip ama bu ittifak komedisiyle de sıtmaya tutturmanın ama alemi yok. O zaman yani Sayın Akşener yarın öbür gün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de mi doğru, bu sistem doğrudur diyebilir o zaman? Diyebilir. İfadeye göre. Diyebilir. Çünkü diğerlerini yani test, 3 seçimdir test ediyoruz. Yok işte evet. Olmuyor. Millet de bundan razı. Bu arada Taceddin Hocam'ı da kesmeyelim o zaman. Yok estağfurullah. Vallahi razı ha. Vallahi billahi ya minicin merak et. Ya razı Türkçe'de çok bilinen bir kelime. Onu oraya yazmana gerek yok. Kelimeyi demiyorum. Evet. Ya 3 seçimdir deniyoruz. Millet de bundan razı. Yani İyi Parti yani şunu diyebilir diyor. Ya millet 3 kere noter gibi tasdik etmiş. Mühürü vurmuş. Artık bunda ısrar etmenin alemi yok. Ya millet Akşener, bunu kabul etmiş gün diyebilir diyor tamam, yani. Biz, evet, biz zamanında hata ettik. Doğrusu da bu diyemez mi? Diyebilir. Yani sonuçta bir siyasetçi bunu demez mi? O zaman yani, niye ölümü gösterip diyor? Meral Akşener tutarlılığıyla meşhur bir siyasetçi olmadı hiç. Peki size göre ne hocam? Yani sıtmaya razı eden, ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli balo. Ve boyun eğmeyeceğiz diyor. Yani ben ölümden kastın Erdoğan, sıtmadan kastın Kılıçdaroğlu olabileceğini düşünüyorum. Ya da şimdi Özgür Özel. Şimdi Özgür Özel. Şimdiki haliyle Özgür Özel. Ama yeni güncel bu. Ama sonuçta şu an Kılıçdaroğlu Özel'e yok. Değil. Bir şey anlamayalım. Özgür Özel'e reddedi ama Sayın Akşener. Tabii. Ama Kılıçdaroğlu'na reddemedi. Özgür Özel'e reddemedi. Özgür Özel orada bir şeyi... Şimdi birincisi Meral Hanım, Meral Akşener'di. Meral Hanım bir hanımefendi yani kendince kaprisleri de vardır, böyle kini de olabilir, şey de olabilir. Yani aramızda hiçbirimizin üstüne sifon çekilmedi şimdiye kadar Mustafa. O da onu söylüyor zaten. Tamam yani o 3 günde İYİ Partililer demişti ya bizim bu 3 günde işittiğimiz hakareti bunca zamandır MHP'ye ve AK Parti'ye karşı siyaset yürütüyoruz. Biz bunlardan işitmedik dedi. Hayatım boyunca böyle bir şey duymadım. Evet, bütün ömrüm boyunca bu kadar. Haşa yani tövbe estağfurullah. Yani Meral Hanım sizden özür diliyorum bunu söylerken ama ırz, namus, aile hiçbir şey bırakmadılar kadıncağız. Ya, bunu öyle sosyal medyadaki hocam, kalem şöyle hocam Mart'ta masadan çekildiği fenomenler zaman söylediklerini bir ekranlara getirseniz. Getirilmez. Rütüklük oluruz, kapanır. Kanal kapanır. O sözleri sosyal medyadaki uyduruk birileri değil yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen yazarı, çizeri, fenomeni böyle adamları söyledi yani. Ya hayır. O adamlar kendileri söylemedi onlar. Vardı. Tabii tabii. Onlar onlara söylettirildi bu laflar. Tabii. Ya Sayın Akşener de bunu biliyor. Tabii. 50 defa da söyledi bunlar söylettirildi diye. Tabii. Söyledi yani kendisi de biliyor. Tamam şimdi Sayın Akşener'in hayır dediği Özgür Özel midir? Yoksa burası mıdır yani? Meselemiz biraz da bu. Bir yere kadar artık tahammül edilir böyle şey. Şimdi abi yüz kızartıcı diye bir şey vardır ya. Hani kavga ederiz. Sen bana vurursun, iki tokat atarsın. Abimsin, gelirim yine bir sonraki hafta şey yaparım. Ama sen bana hırsız dersen ekranda. Olmaz. Hırzıma namusuma laf edersen abilik mabilik kusura bakma. Olmaz. Bazı şey var.
Yani Meral Hanım'ın muhatap olduğu bu şey ve kerhen tekrar oturduğu masa bazı şeylerin sürdürülemeyeceği bir seviyeye gelmişti zaten onun açısından. Doğru. Mesela anlaşılmıştır herhalde. Bu kadar. Peki. Mustafa Kemal Çiçek, siz nasıl görüyorsunuz? Nasıl açılım yapıyorsunuz bu sözlere? Ekrandasın. Ya şimdi ben de Taceddin Hocam'ın söylediği ifadelerle bunu anlatacaktım. Hocam burada noktayı koydu. Gerçekten burada nedir mesele? Bir tarafta işte siz Sayın Erdoğan'ı, siyasetini, işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, ölüm, bitti, artık siyaset yapılamayacak, sandık halkın önüne getirilemeyecek, bunu engellememiz lazım, bir araya gelmemiz lazım, güç birliği yapmamız lazım demek suretiyle orada ölüm var. Ama siz diğer tarafta da bizi bu tablonun içerisine sürükleyerek, ki işte biraz önce söyledim, çok yanlışlar vardı. 2017 yılına bir gidecek olursak, İyi Parti'nin kurulduğu süreçte CHP'nin nasıl destek verdiği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Aytun Çıray'ın bile İyi Parti'ye geçtiği, orada dizaynlar yaptığı sürece baktığınız zaman esasında İyi Parti bu koşulları da Cumhuriyet Halk Partisi de bırakmıştı. Ama onlar tabii zamanında olanlar. Bundan sonraki değerlendirmelerini biz esas alacak olursak, artık diyor biz müstakil hareket edeceğiz diyor. Yani siz, biz milletin önüne başka bir şıkla çıkacağız diyor. Bunu nasıl başaracaklar onu bilemiyorum. Yani biz hem Cumhur İttifakı yönünde hem de CHP'nin içerisinde olduğu oluşum içerisinde olmayacağız. Belki şunu da yaptılar Mustafa Bey. Yani Özgür Özel'in tablo itibariyle bir gidişatına bakalım. Nasıl bir siyaset izleyecek dediler. Ama şunu gördüler, biz bunu daha önce burada Ülke TV ekranlarında ifade ettik. Özgür Özel daha marjinal hareket edecek. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu mumla aratacak bir noktaya götürecek demiştik. Herhalde o tespiti Meral Hanım da yaptı. Bu gidişat içerisinde CHP'den bize hiçbir fayda olmaz. HDP ile açık olarak zaten hareket edeceğiz diyen bir CHP'nin bize hiçbir yararı olmaz. Elimizde kalanı da artık götürecek bir noktaya getirecek diye bu keskin kararı vermiş olduklarını düşünüyorum. Bunun başka bir açıklamasını da yapacak bir durumum yok. Bir soru ortaya. Evet. Kısa kısa birer cümle. Reklam herhalde 4-5 dakika az zaman kaldı. Evet. Peki Sayın Akşener ve İyi Parti bu kararından da dönerse ne olur? Bir cümle ne dersin Murat? Ya dönebilir ama artık bunun şartlarının çok zor olduğu kanaatindeyim. Dönebilir. Yani bu sözleri sarf ettiği için asla dönemez denilemez. Dönmesi mümkün. Ne olur peki dönerse? Dönerse şu ana kadar yapmış olduğu en temeldeki şey neydi? Bu iyi, yani bu maksadı nedir? Senin en başta söylediğin İyi Parti'nin bir ideolojik çizgiye oturtması. Bundan bunu uzak Taceddin olduğu için. Söyledi. Bak Taceddin'i yok sayıyorsun. Pardon. Bunu ben söylemedim ki, Taceddin söyledi. Serkan Bey dönmesi için istifa etmesi gerekir. Liderliğe gider değil mi? Yani gelenin başka bir... tabii artık durmasının anlamı kalmaz bir daha dönerse. Taceddin söylemiş zaten biraz önce söyleyeceğini. Bir siyasinin beni beğenmiyor Reci, bak ben konuşuyorum hala, benden başka herkes var orada. Bir siyasinin Türkiye siyaseti gibi bir yerde hala beğenmiyor adam. Sen konuşsana. Reci, niye vermiyorsun? Hakikaten sen konuş. Taceddin niye gösterdin? Meral Hanım'a dublaj yaptığımı zannediyor olabilirler. Hocam görün, sizin kameranız arızalanmış. Sadece sen görünüyorsun evet, şu an. Sizden ya hayır, bunu da istemiyorum da saçmaydı yani. Yok, bir arıza olmuş kamerada da o yüzden. Buyurun buyurun, siz daha hocam verin, çamaşa gidip fındık getirmezseniz öyle olur. Ambargo uygular. Yolluyorlar kargoyu. Bir siyasinin en büyük sermayesi itimat edilir birisi oluşudur. Kabiliyeti, beceriyi, şuyu buyu değil bak. Rahmetli Bülent Ecevit'in politikalarından çok bir hayır gelmeyeceğini bütün Türkiye bilirdi. Ama rahmetlinin adı Dürüst Ecevit'e çıkmıştı. Güneş Motel hadisesine falan rağmen Dürüst Ecevit, Dürüst Ecevit'ti. Şimdi Sayın Akşener'in bir siyasi tutarlılık hususunda bir zaafa, bir kayba sebebiyet verecek hamlesi pek çok oldu. Onların hepsi konjonktürel açıklanır ama yani ne cenazeme ne cenazene kıvamına getirdikten sonra da
aynı iftar masasında yan yana birbirinin ağzına lokma verirken görürse insanlar, der ki burada bir başka tezgah var. Kendi bilir, ben karışmam. Sorunun cevabı bu bence. Sizce peki Serkan Bey, siz soruyu sordunuz da kendiniz cevap vermeniz. Ya şimdi bunu yazmayı da düşünüyorum aslında da. Ben böyle kafamın içinde böyle kıvrım 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 bir şey dolanıyor. Yani diyorum acaba yani yeni bir tiyatronun içinde miyiz? Yeni bir tiyatro mu sahneye konuyor? Yani bunlar acaba işte İyi Parti kendi adayını çıkaracak, HDP kendi adayını çıkaracak diye böyle bir şov yapacaklar. Seçime işte 1-1,5 ay kala, 40-45 gün kala adaylarını geri çekecekler. Tekrar bu ittifakı kuracaklar. Böyle bir tiyatro mu dönüyor? Bunun hazırlıkları mı var? Mümkün. Böyle bir hikayenin içinde miyiz diye de kendi kendime sormuyor değilim. Şu an bu soruyu kendi kendine sormayan kaç kişi vardır Türkiye'de? Yani tabloya bakıp Meral Hanım böyle bir şey yapacak herhalde. Sadece İYİ Parti için değil, HDP için de söylüyorum. Çünkü HDP de kendi adaylarımızla çıkacağız açıklaması HDP'nin yaptı. HDP'nin adı mı değişti ya? HDP oldu işte. HDP oldu. Arada HDP. E harfleri var. H-E-D-E-P. Gerçekten Yargıtay yani. Kabul etmedi ama Mustafa Bey. Öyle mi? Ne olacak yani peki? Eski ismi Andrio diye kabul etmedi. Değiştirmelerini istedi. Ondan sonra da bir gelişme olmadı. Bir süre vermiştir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. O süre içerisinde bunu tahsiye etmesi lazım. Çünkü eski partinin ismini andırıyor, ondan muadildir diye bir değerlendirme yaptı. Ama bir düzeltme gelmedi şu ana kadar. HDP'nin eski partilerden herhangi birinin ismini andırmayacak bir isim bulması zor. 1 milyon tane isim koydular şimdi. Hepsi birbirini andırıyordu. Ya harf HDP, yani HDP, HDP. Ne bulur, harf mi yok? Yani. Tüketti Mustafa 35 tane. Çünkü kapatma davasına konu olan HDP. Yani. Peki şimdi bir ara verelim. Bir soluklanalım. O aranın ardından bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Size programımıza devam ediyoruz efendim. İyi Parti'nin müstakil olarak seçime girme kararı. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl yankılandı? Şimdi biraz da bunu konuşacağız. Mustafa Kemal Çiçek, sizden başlayalım. Özgür Özel'in bu işe sevindiğini, memnun olduğunu daha doğrusu söylemiştiniz. Peki orada dengeleri nasıl değiştiriyor bu karar? Mustafa Bey, hakikaten o cenahta da çok enteresan gelişmeler oluyor. İşte bakın, bugün artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın, işte Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler yazmaya başlamışlar. İşte Muharrem İnce'nin İzmir adayı olacağını, Ekrem İmamoğlu'yla görüşmesi de bugün ortaya çıktı. Biz bunu biliyorduk daha evvelden. Gizli bir görüşmeydi öncesinde yapılan. Tekrar görüşecekleri ifade ediliyor. Çünkü Ekrem Muharrem İnce'nin partisinin bu süreçte işte İyi Parti ile beraber hareket etme durumu da vardı. İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Mart'ta, işte 3-4 Mart tarihinde İyi Parti masadan ayrıldığında, malumunuz, Muharrem İnce de Ata İttifakı'ndan ayrılmıştı. Ama sonradan İyi Parti masaya dönmüştü. Muharrem İnce bir nevi ortada kalmıştı ve seçime tek başına girmişti. Şimdi Muharrem İnce ile, ki burada eleştiriler de var. Partinin genel başkanı Özgür Özel ama Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor. Yani belediye başkanı ile görüşüyor. Neden böyle Muharrem İnce işte Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirmiyor? Çünkü o da partinin gerçek yöneticisinin, genel başkanının, liderinin, her neyse, Ekrem İmamoğlu olduğunu düşünüyor noktasında değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Sayın Çiçek, biraz önce bir şey sorabilir miyim? Sayın Çiçek, bölünmesin. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri mi dönüyor o zaman? Şimdi Muharrem İnce tabii öncesinde çok net ifadeleri vardı. Mesela aklıma ilk gelen, Libya tezkeresine aleyhine oy veren Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben hiçbir zaman dönmem demişti. Kemal Bey zamanında da tezkereye hayır dediler. Son yapılan tezkereye yine hayır dedi Özgür Özel'in yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi. Değişen bir şey yok. HDP konusunda Muharrem İnce'nin çekinceleri çok net ve katı. O konuda da bir değişen yok. Hangi ortam olacak da dönecek, ben de onu bilemiyorum. Yani öyle bir süreç, Muharrem İnce'nin isteyebileceği, işte
düzelmiş, işte Atatürk'ün belirttiği hususlara uygun hale gelmiş, milli devlet yanında hareket eden CHP koşulları oluştu mu? Oluşmadı. Ekrem İmamoğlu'yla görüşmenin içeriği nedir bilemiyoruz çünkü ikinci görüşme yapılıyor. Bugün benim edindiğim bir bilgi olarak söyleyeyim. Bugün işte Memleket Partisi'nin MYK'sında bu görüşmeye ilişkin bir değerlendirme de yapılmamış Muharrem İnce tarafından. Ki bu basına düştü ama MYK'sında bunun konuşulmadığı yönünde bir bilgi sahibiyim. Enteresan gelişmeler oluyor ama şunu söyleyeyim. Özgür Özel ve yakın ekibi İyi Parti'nin olmamasından memnun. Onlar şöyle düşünüyor. Her şekilde Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğu noktada İyi Parti kim aday çıkarırsa çıkarsın seçmen kazanan bildiği kişiye gidecektir diye kendilerine karşı bir güvenleri var. Aynısı ne zaman vardı Mustafa Bey, hatırlayın. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de vardı. İşte İyi Parti ittifakın içerisinde yer almazsa dahi işte Kemal Bey ve kurmayları şunu söylüyordu. Bizim tarafa gelecek seçmenin büyük bir kesimi bizimle beraber olur. İyi Parti'de çok düşük oylarda kalır ve siyaseten tasfiye olmuş olur bakış açısıyla ilerliyorlardı. Yerelde de bunu yapıyorlar şu anda. İyi Parti'nin seçmeni bize gelir. Büyük şehirlerde %1'e 2'ye düşmüş bir İyi Parti'nin de siyaseten devam edebilmesi mümkün değil yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bir, ve şunu da söylemek bir lazım. Araya girebilir İyi Parti'deki Mustafa bu karışıklığın içerisinde. Yani bir, buyurun Serkan bir şey, Bey. Bir şey rica edeceğim Mustafa'dan da sonra devam edersiniz. Sözünüzü kestim, özür dilerim. Bir Özgür Özel'in el öpme fotoğrafı vardı. Ha, evet. O arşivimizde var mı elimizin altında? Bir arkadaşlar ona bir bakın ona hemen. Bak, bir tane alın. De şey rica edeceğim. Özgür Özel'in, Özgür Özel'in el öpme şeyi var ya. Fotoğrafı. Bu bir, birinci fotoğraf. Bu evet. İkincisi. Ortaya verin. İkincisi de şey. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı ziyaretinden fotoğraf. Evet. O ikisi varsa, o ikisi bir elimizin altında dursun. Tamam. Lazım olacak onlar. Tamam arkadaşlar, siz ayarlayın. Mustafa Bey, kusura bakmayın. Estağfurullah. Tabii o dediğiniz kayıtlar da çok önemli. Bu kayıtları gören İyi Parti yönetimi, herhalde Cumhuriyet Halk Partisi biraz önce dediğim gibi yeni yönetiminde hiçbir şeyin değişmediğini, aksine daha da marjinalleşmeye yönelik bir sürecin başladığını net olarak görmüş vaziyette. Burada işte İyi Parti'nin çıkaracağı, İyi Parti 81 ilde aday çıkaracağım diyor ama tabii İzmir konusunda Meral Hanım'ın daha önce İzmir'in iyi yönetilemediği, İzmir'in koktuğu yönündeki açıklamalarını biliyoruz. Bugün İstanbul Büyükşehir'in ulaştırma konusuna değindi ama bütün hizmetleri yönünden bir aksama olduğu net. O şiirde kim ne derse desin, o şiirde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın soy isminin geçmesi dahi ona yönelik olduğunun bir göstergesidir. Siz 3-5 saat sonra yok böyle demenizin hiçbir anlamı yok. Mesaj zaten verilmiş vaziyettedir. Ama burada nasıl adaylar çıkaracaklar? Bu adaylar bir nevi tavşan aday mı olacak? Etkisiz aday mı olacak? Ya yine çekincemizi parantez içerisinde söyleyelim. Müstakil olarak seçimlere girdiği zaman İyi Parti bir burada nasıl bir ivme kazanacak? Ki güçlü adaylarla girmesi lazım. İşte İstanbul İl Başkanı olan isim, şu anda partinin örgütünde olan isim ki Ekrem Bey'le çok yakın bir isimdi. Ve Ekrem Bey Canan Hanım'la görüşmez iken İyi Parti Genel Başkanı'yla çok çok sıkı münasebetleri vardı. Bu ismin işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na aday gösterileceği yönünde ifadeler. Buğra Kavuncu'yu yani mu söylüyorsunuz? İyi Parti bu kararı, tabii Serkan Bey, Buğra Bey'i söylüyorum. Koşullar bu vaziyette olursa İyi Parti'nin güçlü adaylarla gidip kendisini ortaya koyması lazım. Yoksa İstanbul, Ankara'da ikilerde, üçlerde, dörtlerde kalmış İyi Parti çok büyük bir darbe yemiş olabilir. Onun için herhalde bunun B planı, C planı da yapmış olarak bu kadar sert açıklamaları bugün itibariyle gerçekleştirmişlerdir diye düşünüyorum Mustafa Bey. Evet. Şimdi ortaya alalım şeyi Ömer. Şu fotoğrafı. Serkan Bey, siz şu fotoğrafı istemiştiniz. Şimdi bakın. Birincisi bu fotoğraf. Özgür Özel İşte Pervin Buldan'la buluştu. O işte HDP'liler, HDP'liler. Ve işte bir el öpme sahnesi. Hı hı. Eli öpülen kişinin
daha önceki söylemleri biliniyor. Tabii hemen arkasından Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı. Nereden biliyoruz biz kendisini? Nereden Türk tanıyoruz? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan kişi. Evet, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan ve bunu bir propaganda yöntemi olarak, psikolojik harekat metodu olarak yıllardır sürdüren PKK'nın, PKK terör örgütünün, tamam mı? Bu terörist eylemine, bu da bir terörist eylemdir. Tabii ki. Tamam mı? Bu da bir terörist çok eylemdir. Net. Terör propagandasıdır çünkü. Bu terör propagandasını gözümüzün içine baka baka yapan Şebnem Korur Fincancı'yı da ziyaret etti. Bu el öpme. O resmi almasınlar orada dursun. Ortada lazım o bana. Koyun arkadaşlar tekrar. El öpme, el öpme sahnesinden sonra. Ve arada bir cümlede bir laf etti. Ki yani bu kadar bölücü, efendim bu kadar beni irite eden, sinir uçlarıyla oynayan, dikiş noktalarımıza jilet atan, yani toplumsal barışımızı, bizim kardeşlik hukukumuzu, millet olma hususiyetlerimizi bombalayan, son zamanlarda edilmiş bence en tehlikeli laflardan biriydi. Türkiye'de herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir gibi bir laf da etti Özgür Özel. Bütün bunları yaptıktan sonra, alo Meral Hanım, Meral ablacığım, seni ziyaret etmek istiyorum, buyur gel. Tabii bunların arkasından. Sonra gidip yani bir ittifak yapalım diye düşünüyoruz, olur dersen bir masa kuralım. Bir de eli boş gidiyor. Yani eli boş. Yani soruyorlar orada. Diyorlar ki yani, tamam hani ittifak için geldin de ne öneriyorsun? Hiçbir önerimiz yok. Ya sen git el öp. Yani arkasından Şebnem Korur Fincancı'yı ziyaret et. Arkasından Türkiye'de herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir diye bombayı ortaya bırak. Milliyetçi kodları olan, yarısından fazlasını ülkücülerin oluşturduğu İyi Parti'ye git. E bir ittifak kuralım mı, kurmayalım mı? Eşittir. Bir de dediğin gibi elde boş. Elde Mersin, boş. Mersin'i mi teklif ediyorsun? Adana'yı mı teklif ediyorsun? Yok, hani hadi İzmir'i, İstanbul, Ankara'yı teklif etmedin. Nereye teklif? Şimdi benim gördüğüm... İyi Partililer dedi. Burada, eli boş geldi. Hiçbir şekilde teklif gelmedi. Heyheylendirmek diye bir laf vardır. Anadolu'da çok kullanılır, bilir misiniz? Heyheylendim diye yani. Şimdi burada Akşener'i de İyi Parti yönetimini de bence heyheylendiren süreç bu. Yani diyor ki siz herkesle görüştünüz, gittiniz. PKK, HDP çizgisine mesajlarınızı verdiniz. Elinizi öptünüz. El öptünüz. Efendim söyleyeyim, ayaklarına kadar kimyasal itiraf, kimyasal silah iftirası atanın ayağına gittiniz. Tamam, her şeyi yaptınız siz. Aslında gönül ortaklığını kimlerle kurduğunuzu ispat ettiniz. Ardından da işte laf olsun diye bize de size de bir uğrayalım. Ya bu görüntü bu. Anladım. Görüntü bu. Ya. Hocam. Kınıyorum. Kapıda karşılamadı kınıyorum. Zaten Serkan Bey. Genel merkezin kınıyorum. Kapısında. Serkan abiyi kınıyorum. Niye? Hayır duasını almak için gitmiş kadının. Bu sefer gelir misin? Buyurun. Gel gel. Şurayı zoomlar mısınız o ekranda arkadaşlar? El öpme yerini. Cime. Şimdi ben evet. Şu çubuğu da alabiliriz. Yok yok. Çubuğu da şey yapalım. Gel 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 sen bir yerime gel. Şimdi ben bakalım ne olarak. Latince. Ha tamam. Tam bu güzel. Evet. Şimdi Latince. Şimdi bak ele bakınız. Şuraya bakınız. Latince öğreniyorum Viyana'da, talebeyim. Bir rahipten öğreniyorum. Patagust. Bir gün bir mevzu oldu. Biz imam hatipli çocuğuz. Nereden bilelim? Oğlum dedi, yani tercüme ediyorum. Sen bir kadınla nasıl tokalaşılır, nasıl reverans yapılır bilmiyor musun dedi. Dedim nay. Dedi ki, birincisi bakınız, Özgür Özel'in eline bir bakalım. Sanırım pazarlık yapıyor. Mustafa uzat elini. Şöyle böyle tutmuş. Bak. Görüyor musun? Böyle. Kurban pazarında. Birincisi. Yani reverans yapmak için ne yapması lazım? Birincisi sevgili Mustafa. Bir hanımefendinin elini şimdi şuradan şöyle tutacaksın. Öyle mi öğrettiler sana? Tabii. Bir kıvırık mı? Tabii böyle. Böyle tutacaksın. Üzülün eğileceksin. Ya böyle değil bak. Böyle hayır bak, duası tam, alır. Tam tutuyor ama. Ama babaannenin elini öpüyor gibi bak, değil ama yani. Hayır duası alıyor. Gel. Ama evet. Sen hanımsın şimdi.
Ben peki, yani misal. Misal. Evet. Aslında muhal farz. Neyse tamam. Sanat için olduk. Tamam. Muhal farz. Böyle yaptın. Koydun. Böyle koyacaksın. Kaldıracaksın. Hani en olmadı şöyle bir dudağını yaklaştıracaksın ama böyle efendim vakumlar gibi de fantuz gibi de şaps diye öpmeyeceksin. Ya o anda ben. Yani hakikaten ya. Gözü görgüsüz mü diyorsun? Ciddi söylüyorum. Bu elde ne böyle Allah aşkına? Bu da elde ne? Reverans yaparken de şöyle arkaya alacaksın. Evet. Uzat Mustafa. Yani böyle yapacaksın. Bir dakika dur kaçırdılar. Dur bir daha göster. Yani böyle yapacaksın. Geçecek mevzu. Mümkün mertebede eğileceksin. Ama yani şimdi burada içten bir şey. Burada görülen o ki bir reverans yok. Burada bir hayır duası yani almak var. Çabası var ama orada. Hayır duası almak var burada. Hanımefendi muhtemelen bayram bahşişini de verecek. Yani çiçeği burnunda genel başkana. Burada bir hayır duası alma çabası. Sen bundan ne şer görüyorsun ya? Ya ben Pir-i Fani'nin elini öpüyor. Yok yok, biz senin gibi aldı. Biz senin gibi bu ayrıntılara vakıf olmadığımız için. Hayır yani sen niye adamcağızın bir hanımefendinin hayır duasını alması seni niye rahatsız ediyor? Hayır duası kısmını boş ver. Şimdi oraya geç. Benim asıl ilgimi çeken nokta şurası oldu. Bak daha önemli. Yani gerçekten bu işi bilenler, yani bu reverans dediğimiz evet. meselenin evet. Önemini bilenler, bizim böyle üst düzey batılılarımız, batıcılarımız, filanlarımız, falanlarımız, bir tanesi çıkıp da ya Özgür Özel sen Türkiye'de batılılaşma ya bak bakar sözümü mısın? Kesme. Nasıl vantuzluyor bakar sözümü mısın? Kesme. Ha, ey Özgür Özel sen Türkiye'de batılılaşma maceramızın lokomotifi olan bir numaralı lokomotifi olan CHP'nin genel başkanı olarak bu işi bilmediğini gösterdin. Bilmiyor canım. Hepimizi rezil ettin. Babaannenin elini öper gibi öptün. Bir de bunu reverans diye millete satmaya çalıştın. Durumunu ortaya çıkarmış olman bence çok çok daha önemli. Hayır dua mayır dua işlerini geç. Ya hayır bak böyle birincisi böyle pazarlık. Mal pazarında affedersin. Şimdi Taceddin Cim, kurban pazarlığı yani, yapar gibi olmaz o. Taceddin Cim, o söylediğin şey ancak bir işte İngiliz asilzadesini, Fransız asilzadesini falan yapabileceğin şey. Küçümsüyor mu hanımefendiyi? Hayır. Bilmiyor. Ondan değil. Özenti sadece. İngiltere'nin başbakanlık makamına getirdikleri bir Hintli köle vardı hatırlarsan. Rishi Sunak denen bir adam var değil mi? İngiltere'nin başbakanı. Hayatta ölmedi ki dün. Bilmiyorum ölüp ölmediğini bilmiyorum. Hayır, var. Rishi Sunak denen başbakan Hindistan'da bir köle ailesinin çocuğu olarak getirilmiş. İngiltere'de büyümüş. İngiltere'nin başbakanı yaptılar. Halbuki o gerçek anlamıyla bir köle olduğunu biz nereden anladık? İsrail'deki o Gazze kasabı Netanyahu'nun yanına gittiğinde gördük değil mi? Orada ona nasıl muamele yapıldığını gördük. Ne yaparsanız yapın, siz batılılar nezdinde bir noktaya gelemezsiniz ve onların yaptıkları şeyleri yapamazsınız. Yapmasın. Köleler bu kadarını yapabilirler, bu kadarını öğrenebilirler, fazlasını öğrenemezler. Çünkü siz Anglo-Sakson asilzadesi falan değilsiniz. Siz kendisinin ifadesiyle Selanik muhaciri birisiniz. Siz toprakları işgal edilip sürülmüş, Yunan işgalcileri tarafından sürülmüş, Anadolu'ya gelmiş bir insansınız. Bizim gibi en az bizim kadar bir gariban bir ailenin evladısınız, Türksünüz. Onun için siz ne yaparsanız yapın ancak burada görüldüğü gibi bir reverans falan yapamazsınız. Başkalarının gözünde, batılıların, o efendilerin gözünde bu kadın gibi. Bu kadın da batılıların gözünde bir köle. Bu da öyle. İstediği kadar Kürt operası falan söylediğini iddia ediyor olsun. Bu da aynı şekilde tıpkı el öpen de, el öptüren de batılıların nezdinde Rishi Sunak'tan daha farklı bir köle değil. Onun için bu kadarını yapabilirler. Tamam yani beni bozmak için niye stüdyoyu körük okuttun? Rishi Sunak'a Munak'a gittik ya. Ne seni alakası? Bozmak için söylemedim. Bozmak İki için bölümdür söylemedim. Aynı söylemedim şeyi yapıyorsun. Size. İzleyicinin nazarından kaçmıyor. Yani senin de böyle bir şey dediğini arkadaşlar, bilmiyorum. Sevgili izleyenlerimiz, Özgür Özel, örfünü ananesine sadık bir zat olarak hanımefendinin hayır duasını alıyor. O zaman başına koyması gerekirdi. Tercih. Koymadığını bilmiyoruz. Yok koymadı, ben seyrettim. O zaman ayıp. Eksik bırakmış. Şimdi başına koymadı. Ya bu reverans taklidini dahi becerememiş ben diyorsun. Ben başka bir şey diyeyim. Ama çok kötü yani. Şimdi ben başka bir yere takıldım. Kısa kısa onu da tartışalım. Serkan Bey az önce ilginç bir yere getirdi konuyu. Özgür Özel, Meral Akşener'in kapısına
reddedileceğini bilerek hatta ya isteyerek gitti. Ya sen bu üç hareketi gittin? Yaptıktan sonra bir daha sayıyoruz. El öptün. Kimyasal silah iftirasını atanın ayağına gittin. Üstüne bir de Kürtler daha az eşittir lafını sarf ettin. Hemen ardından kapısını çaldın. Ne bekliyorsun? Meral Hanım'ın da elini öpmüş mü? Sanmıyorum. Hayır, ne bekliyorsun? Bunları yaptıktan sonra reddedilmeye gitmen lazım. Ha, sen şimdi bunları yapıp o kapıyı çaldığında şunu gösteriyorsun. Diyorsun ki ben senin sinir uçlarınla oynarım. Senin alerjik reaksiyon gösterebileceğin ne kadar yara varsa hepsini kaşırım, kanırtırım, kanatırım ve bunun ardından sana gelirim ve sen de benim teklifimi bilabedel kabul etmek zorunda kalırsın. Çünkü bana muhtaçsın demeye getirirsen, demeye getirirsen sana da böyle tezkereyi verirler. Mustafa Kemal Bey, siz katılıyor musunuz buna? Yani tekrar soruyorum. Özgür Özel, Meral Mustafa Akşener'in Bey'e geçmeden kapısına önce bir şey daha söyleyeyim. Bilerek mi gitti? İyi Parti'nin Genel İdare Kurulu çok kritik bir karar verdi. Bu üç hamleden sonra Özgür Özel'in teklifini, ittifak teklifini kabul etmiş olsalardı bu üç hamleyi de yemiş, yutmuş, sindirmiş sayılacaklardı ve 3 ay sonra sindirdiler. Bu saatten zaman, sonra da yok efendim şey, biz milliyetçiyiz, yok şudur budur hiçbir şey diyemeyeceklerdi. 3 ay sonra sindirirlerse ne olacak? Yani Özgür Özel o rahatlıkla gitti bence. Dedi ki yani biz buna rağmen kabul ettirirsek bu sefer yani işte Pervin Buldan, Meral Akşener, ben üçümüz çıkarız, üçlü görüntü veririz, üçlü ittifak diye açıktan bile ilan edebiliriz. Çünkü ben bu hamleleri yaptıktan sonra gittim ve kabul ettirdim diyecekti belki de. Evet. Kemal abiye geçmeden bir şey sorabilir miyim? Meral abla diyor değil mi Özgür Özel? Abla yani. Ablasının da elini öpmüş müdür? Niye taktın sen bunu buraya bu kadar? Ya ne bileyim abi. Bilmiyoruz, yansımadı görüntüye. Bak şöyle, kimse açıklamadı. Bak şöyle, nereden bileceğiz biz? Bak şöyle, Anadolu'da araba alırsın, kurban kesersin. Tekerine kanman sürer, öyle şeyler var değil var mi? Var. Şimdi çiçeği burnunda bir genel başkan. Türbe türbe gezip çaput mu bağladı? Ne yaptı? Büyüklerinin hayır duasını alıyor. Meral Akşener'inkini almadıysa eğer. Kendisi... Ya diyorum sana, almadı. Ayıp. Hayır, almadı. Önce bunun elini öptü. Sonra Şebnem Korur Fincancı'ya gitti. Yani. Arkasından da Kürtler daha az eşit dedi. Yok, Şebnem Hanım'ın elini öpmüştür. Neyse Çiçek, Sayın Çiçek yakalım. Ne dersiniz? Sizin görüşünüz ne? Mustafa Bey bugün köşe yazısında çok güzel ifade etmiş. Orada Özgür Özel işte abla diye konuşuyor Meral Hanım'la. İşte Antalya'da yapılan toplantıda da Veli Ağbaba oğlum sen genel başkansın diyor. Yani sonuçta nasıl ifadelere muhatap olduğu ortada Özgür Özel'in. Böyle enteresan bir durumda. Ya işte bir milletvekili oğlum diye hitap ediyor ya. Mustafa Kemal Bey, böyle bir şey olur mu? Sen o da sana oğlum de. Yani Veli Ağbaba bir milletvekili. İşte bakın biraz önce genel başkanına önce oğlum Bey, çekiyor. İşte onu söyledim ben. Aynen, tabii tabii. Onu söyledim işte. Serkan Bey de bunu daha da netleştirdi. Yani Özgür Özel partiyi daha marjinal hale götüren, her şeyi aleni olarak yapacağını ifade eden, işte bu görüntüleri verirken vermekten hiç imtina etmeyen bir isim. Bunları tabii İyi Parti görüyor. Belki şunu söylemişlerdir. Özgür Özel nasıl bir ekip kuracak, nasıl bir tabloyla gidecek, bir hafta 10 gün izlemişlerdir. Ama gidişatın hiç müsbet olmadığını da bu süreç içerisinde gördüler. Bakın, partisinin sözcüsü açıklama yapıyor. Bu görün işte Sayın Cumhurbaşkanımız bu el öpme hadisesini eleştirdi ve dedi ki gidin şehit annelerinin elini öpün dedi. Sözcüsü çıktı dedi ki biz tarikat liderlerinin elini öpenlerden olmadık dedi. Böyle açıklama yaptı basın toplantısında. Yani bu kadar milleti, Türk milletini, bu vakur milleti herhalde unutkan zannediyorlar. Herhalde geçmişte yaşananları bilmiyor zannediyorlar. Yani orada hemen bu yaptıklarını, çünkü bu kişi Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerlerine itibar etmeyen, işte Türkiye'nin kendi topraklarını işgal ettiğini söyleyen bir isim. Ve diğeri de
Atatürk'ün koltuğunda oturan bir isim. Şimdi siz neyi anlatıyorsunuz? O bir tarafta gitmiş oğlunun elini öpmüş diye saptırıyorsunuz. Mesnetsiz iddialarda bulunuyorsunuz. Ve kendinizin yaptığının üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Tabii Türk kamuoyunda mahkum oldu bu görüntü. Bu görüntüyü lehlerine çevirebilmeleri zaten mümkün değil ama Meral Akşener'in burada verdiği karar kendi içerisinde, yani son olarak bundan bir rücu etme durumu söz konusu olmazsa kendilerine yeni bir istikamet belirlemiş olacaklar. Kendi güçlerini görecekler. Bakın son dakika, İYİ Parti'nin Antalya'da iki belediyesi vardı. Demre ile Demre Belediyesi, bir tanesi de Elmalı Belediyesi. Her ikisinin belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş. Yani bir de şu var. İYİ Parti'ye bir operasyon da var. Bu operasyon hangi güçler tarafından yapılıyor ortada. Yani orayı dizayn etmek isteyen, her şekilde yanında olmasını isteyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanı değiştiren o güç bir şekilde oranın da içerisinde. Bunu kabul etmek lazım. Bunu da en iyi bilenlerden birisi de Meral Hanım'dır. Çünkü bu kadar bir anda bu iki isme yönelik olarak sert açıklamalarda, sert salvolarda bulunmasının altında yatan bir gerçeğin de ben o olduğu kanaatindeyim Mustafa Bey. Evet, Murat Bey, sizin yorumunuz nedir? Ya İYİ Parti içerisinde bir operasyon yürütüldüğünü ben de düşünüyorum. Çok net bir şekilde bugün bazı istifalar oldu. Bir milletvekili de istifa etti. Bu süreç şunu gösteriyor. Yani İYİ Parti kurulurken verilen ödünç oylar ve ödünç milletvekilleri nasıl bu partinin kurulmasında önemli bir rol işlediyse, üstlendiyse, bugün İYİ Parti'ye işte siz %10'luk bir noktaya geldiniz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde geldiniz. Hatta onun seçmeni sayesinde geldiniz. Çünkü biz bir operasyon yürütmek istiyorduk. Kime karşı? Türk milliyetçiliğinin kalesi olan. Yani onun için biraz önce söyledik. 150 yıllık, 200 yıllık bir mirası olan bir hareket bu. Milliyetçi Hareket Partisi. Temelleri ta Tanzimat'taki milliyetçilik ideallerine dayanan bir hareket. Bu harekete bir operasyon çekiyorsunuz. Neden? Çünkü bu hareketin AK Parti ile beraber 15 Temmuz sonrasında Cumhur İttifakı'nı inşa ederek ve kendi manifestosuna da, Cumhur İttifakı'nın manifestosuna da bizim idealimiz, biz bir ideal birlikteliğiz. Bu idealimizin adı da İlahi Kelimetullah uğrunda mücadele etmektir diye yazdırıyorsunuz. Biz böyle bir şey tahammül edemiyoruz diyor. O güçler çok net, yani batılı emperyalist güçler, adını koymak lazım. Buna el öptüren güçler yani. O kadına, o eli öpülen kadına Türkiye, Kürdistan'ı topraklarını işgal ediyor, Kürtlerin topraklarından çıksın gitsin diyen kadın, kadına o lafı söyleten kimse, o kişiye de bunu takdis etmek için el öptüren kimse ya da işte Amerika'da hamburgerlerde, hamburgercilerde konuşulanlar ve orada talimat verilenler, her neyse o odur zaten. Onun adı uzak bir şey değildir. O ABD'dir, emperyalizmdir, Alman istihbaratıdır, Alman devletidir, Ekonomist dergisidir. Değil mi? Der Spiegel'idir. Biz bütün seçim boyunca bunların nasıl bir çaba içerisinde olduklarını görmedik mi? İktidar devirebilmek için emperyalistlerin bütün yayın organlarıyla beraber yüklendiğini görmedik mi? O açıdan İYİ Parti'yi ortaya çıkarttıkları süreç, aslına bakarsanız İYİ Parti'deki siyasilerin içerisinde bulunan şahsiyetli insanları tenzih ediyorum. Onlar için söylemiyorum. Ama İYİ Parti diye bir parti ortaya çıkartıp Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölmemiz gerekiyor. Bu gücü ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de Cumhur İttifakı gibi bir şey olursa ne demek bu? Türkiye'de dindar, muhafazakar, sağcı olarak kendini tanımlayan, milliyetçi olarak tanımlayan, vatan, millet aşkıyla kendini tanımlayan, Türkiye'nin büyük çoğunluğundan bahsediyorum. O büyük çoğunluk bir blok halinde bundan sonra her konuda ittifak ederlerse, iç siyasette de dış siyasette de, o zaman Türkiye'nin üzerinde yapmış olduğumuz bizim iki asırlık planlar çöker. Yani çünkü Türkiye tarihinde, Türkiye'nin ta Tanzimat'tan bugüne kadarki tarihinde Cumhur İttifakı bir ilki başardı. İlk defa Türkiye'deki bu toplumsal tabanlar, yani Türkiye'nin İslamcıları, Türkiye'nin milliyetçileri, dindarları, muhafazakarları, artık nasıl tanımlıyorsanız, bu büyük gövde ilk defa Cumhur İttifakı ile beraber bir büyük bir noktada. Anti-emperyalist Atatürkçüler. Evet. Şimdi tabii Demokratik Sol Parti bu tarafta. Yeniden Refah Partisi bu tarafta. Yani tam bağımsızlıktan yana. Tabii Kuvayi Milliye burada. Tam bağımsızlıktan yana gerçek Atatürkçüler, evet, diyorum ben ona. Hatta Doğu Perinçek burada yani. O bile seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı destekleyerek çok net bir tavır takındı. İyi hatırlattı Serkan. Çünkü çok önemli. Bu ittifak Türkiye'de büyük bir
anti-emperyalist bir cephe anlamına geliyordu. İçerisinde sağ da var büyük gövde olarak ama içerisinde kendisini gerçekten anti-emperyalist olarak ifade eden sol da var. Şimdi İyi Parti bu operasyonla beraber kurulmuştu ve İyi Parti aslında ne hedeflenen şey neydi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını bölmek ve Cumhur İttifakı'nı zayıflatabilmek. Ama ondan sonra girilen tüm seçimlerde sürekli hezimete uğradı. Yani her seçimde Millet İttifakı büyük bir hezimete bozguna uğradı ve bu proje tutmadı. Bu proje tutmayınca şimdi ortada bir vaka var, yani bir partimiz var. Bu parti ya bir ideal partisine dönüşecek, bir ideoloji partisine dönüşecek, sırtındaki yaftayı atacak. Ben bir proje olmayacağım diyecek. İşte biraz önce Sayın Akşener'in ifade ettiği gibi, yani o manda ve himayenin bir parçası haline gelmeyecek ve varlık gösterecek. Belki %3 olur, %5 olur, %7 artık ne kadarsa, ama bir ideal bir parti olarak, bir ideoloji partisi olarak bir yerde duracak ve o da Türkiye'nin teminatı haline gelebilecek. Ya böyle olmayı tercih edeceksiniz yahut seçimlerde gerçekten birilerine payanda olacaksınız. Sürekli onları bir yerlere taşıyacaksınız ve bütün taşırken de siz aslında Türkiye'nin büyük gövdesinden bir parçayı, %10'luk bir parçayı çalarak bunu yapacaksınız. Aksi halde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da HDP'nin, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin Türkiye'nin siyasetinde aktör olabilme ihtimali var mıdır? Açıkça söyleyelim, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan bir kişi HDP'le apaçık bir şekilde böyle ilişki içerisine girer mi? Diyarbakır'a giderek PKK'lı terör örgütlerin mensuplarının, onların ölülerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle çatışmaya girip ölmüş olan o kişilerin masklarından oluşan bir sergiyi açabilir mi ya? İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi Türkiye'nin en büyük belediyesini yöneten bir partinin, yani bir belediye başkanı, bu kadar çok Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçi'ye düşman olan bir yapının içerisinde bir figüran olabilir mi? Bu mümkün olabilir miydi? Eğer bu operasyon olmasaydı mümkün müydü ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki böyle bir figür İstanbul'a belediye başkanı olsun, Ankara'da ya da İzmir'de böyle bir belediye başkanı olsun? Mümkün müydü? Mümkün değildi. Öyleyse bu operasyonun çökmesi gerekiyordu. Meral Akşener şunu görmüştür: bu operasyonla artık devam edebilme imkanı yoktur. Burada aslında bir de şunu söylememiz lazım. Gerçekten de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli gerçek bir siyasi önder olduğunu, sadece bir siyasi parti genel başkanı değil, bir idealin, bir fikrin, bir ülkünün lideri olduğunu o kadar net ortaya koymuştur ki kendisine karşı yapılan tüm operasyonları bertaraf etmeyi başarmıştır. Bütün bunları yaparken kendi siyasal kimliğiyle partisinin başında bulunmayı başarmıştır. Aynı zamanda Türk İslam ülküsünün, bu iki asırlık geçmişi olan ülkünün gerçek bir temsilcisi ve gerçek bir lideri olduğunu da göstermiştir. Yani Cumhur İttifakı'nın içerisinde kalmakla beraber kendi siyasal kimliğini, duruşunu muhafaza eden bir çizgiyi korurken etrafındaki tüm ülkücülere, Türkiye'deki tüm ülkücülere de nasıl bir ülkücü olunur? Ülkücü nasıl olunur? Ülkücü Doğu Türkistan meselesine nasıl bakar? Ülkücü için Kudüs hangi anlama gelir? Bir ülkücü için Filistin meselesi ne anlama gelir? Bunları öğretmiştir mesela. Bunlar çok öğretici şeylerdir. Siz Devlet Bahçeli'nin ağzından çıkan şeylere bakın. Biri her biri, bütün toplantılarını yaptığı şeyler birer manifesto gibi. Türk İslam ülküsünün manifestosu gibi. Şimdi burada bu varken Türkiye'de kendisini milliyetçi, Türk milliyetçisi ya da ülkücü olarak tanımlayan hiç kimse bu şekilde bir ittifakın parçası durumuna düşmüş bir partiye bu saatten sonra asla oy vermez. Sayın Akşener bunu gördü. Ya yok olacaktı CHP ile beraber eriyip CHP'nin bugün sürüklendiği HDP'nin bir parçasına olmaya, bölücülüğe eklemlenmiş bir çizginin içerisinde yok olacaktı. Ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koymuş olduğu vizyona yakın, ona yaklaşmaya çalışan bir parti görünümüne bürünecekti. Yoksa yok oluyordu. Şimdi o açıdan Meral Akşener seçimler öncesinde bence doğru bir, yani kendisi açısından, kendi siyasi ikbali açısından, kendi partisinin ikbali açısından doğru bir karar vermiştir. Peki Mustafa Kemal Çiçek, bir hızlı bir yorum rica edeceğim. İmamoğlu cephesinde bütün bu yaşananlar nasıl değerlendiriyor? Yani Özgür Özel memnun dediniz ya da işte Özgür Özel'in bunu belki de bilerek gittiği o görüşmeye ifade edildi. İmamoğlu nasıl bakıyor bu gelişmelere?
Bana İmamoğlu hop oturup hop kalkıyordur Mustafa Bey. Yani baktığınız zaman farklı bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Çünkü Mart'ta yapılacak olan yerel seçimleri kazanmak istiyor. Ve şimdi şu da konuşuluyor. İmamoğlu seçimi kaybedeceğini görürse seçime de girmeyecek. İşte Muharrem İnce ile görüşmelerde onu mu ön plana çıkarmak istiyor? Başka ya öyle veya böyle Muharrem İnce'nin bir tanınmışlığı var. İşte Cumhurbaşkanı adayı olmuş, belli bir oy oranı almış, işte iddia koymuş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na. Ha, benim kanaatimi soracak olursanız Muharrem İnce bir belediye başkanlığı rolüne tekrar girerse geriye gitmiş olur. Hep ileriyi düşünen bir isim olarak. Ya bir de Mustafa Bey. Yanlış olur diye düşünüyorum. Mustafa Bey, yani şöyle bir durum çıkmaz mı o zaman ortaya? Yani Ekrem İmamoğlu kaybedeceğini anlayınca Muharrem İnce ben kaybediyorum, ben kaybetmeyeyim, gel sen kaybet demiş olmayacak mı? Yani Muharrem İnce tabii, bunu niye kabul aynen etsin? Aynen öyle, aynen yani öyle. Dünkü çocuk değil ki Muharrem aynen İnce. Aynen öyle, çünkü Ekrem İmamoğlu şunu görüyor Serkan Bey, İyi Parti'nin desteği olmadığı zaman kazanma ihtimali olamayacağını görüyor. Yani HDP'nin tamam tam desteğini alsanız bile onun getirdiği kadar bir götürüsü de oluyor. Onun için İyi Parti her şekilde yanına çekmek için bir mücadele yürüttüğü kanaatindeyim. Zaten burada işte bu ifadeleri söyledikten sonra Meral Hanım'ın tekrar geriye dönmesi halinde artık o koltuğu bıraktırırlar ve hatta bırakmak zorunda kalır. Yani duramaz artık orada, öyle bir tepkiyle karşı karşıya kalır. Artık burada altın vuruşunu yapmıştır Meral Hanım bu sözleri söyledikten sonra. Çok kısa bir zaman sonra yapılacak yerel seçimde tekrar bir araya gelelim, masada toplanalım demesi de bir çelişki olacaktır. Kendisi açısından ve siyaseten bitmesi demek olacaktır. Ekrem İmamoğlu bu şeyi bitirmeyecek. Yani sonuna kadar bu çabasını, gayretini bir şekilde elindeki bütün imkanları kullanarak. Bakın işte Kemal Bey'in devrildiği kongreye, tasfiye edildiği kongreye bakalım Mustafa Bey. Kaç kişi Kemal Bey'in gideceğini düşünüyordu ama İstanbul Kongresi'nden sonra yaptığı çalışmalarla, maddi manevi diyorum buna, artık Kemal Bey de bunu öğrenmiş vaziyette. Çünkü olayın sıcaklığı geçtikçe, süreç geçtikçe Kemal Bey, ki yakinen kendisiyle görüşenlerin ben ifadelerini dile getiriyorum, daha çok intikam noktasına gelmiş durumda ve Kemal Bey, parantez içerisinde söylüyorum, bütün sürecini, gücü ne olur, etkisi ne olur, bu ayrı bir değerlendirme konusu ama Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesine yönlendirmiş vaziyette. Ekrem İmamoğlu da bunların hepsini görüyor ama elinde kullanacak ne kaldı, ne yapabilecek, bunu da işte bu kısa süreçte hep beraber göreceğiz Mustafa Bey. Hayır, o da ilginç değil mi? Yani CHP'nin eski genel başkanı CHP'nin İstanbul adayının kaybetmesi için uğraşıyor. Olur mu böyle şey? Yani tabii lakabı Gandhi Kemal'di biliyorsun. Delegeyi motive etmek için bir parola belirlediler. Gandhi'yi indir. Bir dakika ya. Bahsettiğiniz kim? Kemal Kılıçdaroğlu evet. mu? Evet. Muharrem İnce'nin de kaybetmesi için gayret sarf etmemiş miydi beyefendi? Ya o zaman da muazzam. Bu Recep Çetin sendromudur. Tecrübeli. Recep Çetin sendromudur. Hı. Karşı kaleye Röveşata'yı atamayınca Göteborg maçında Beşiktaş'ın kalesine Röveşata atan Beşiktaş'ın efsane sağ beki, sol beki Recep Çetin sendromudur. Bir lakabı da vardı. Takoz Recep. Allah selamet versin. Ne Röveşata'ydı ama. Müthiş gol ya. Vallahi bir şey. Puşkaş'ın ödülünü hak eden gol. Bu ilginç bir şey değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Özgür Mustafa Özel. Bey. Şeyden memnun. Akşener'in kararından memnun. Çünkü İmamoğlu'nu istemiyor. İmamoğlu şu aralar hesap içerisinde girecek mi girmeyecek mi? Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu her ikisi de kaybetsin istiyor. Bana mahkum kalsın. Gerçek karar vericiler İsrail'de İsrail terör örgütü vasıtasıyla Filistin topraklarında Filistinlilerin çocuklarını, bebeklerini öldürmekle o kadar meşguller ki gerçek karar vericiler Türkiye'deki siyasal muhalefeti yeniden dizayn etme noktasında bir mesai harcayamadılar. İpini koparan işte böyle sağa sola savruluyor. Kimin ne yaptığı, ne yapacağı belli değil. Ama bir düdük çalarlar. Bak yani bunu da kaydı düşelim. Bir düdük çalarlar, bir düğmeye basarlar.
içtima vaziyeti al denir. Bunların hepsi sıraya geçerler. Hep beraber hareket edebilirler. O yüzden bir ihtiyat payı bırakmak lazım. Sayın Çiçek, buyurun. Mustafa Bey, sizin yine bugün köşe yazınızda dile getirdiğiniz noktalar, ki ben de bunların doğruluğunu öğrendim. Gerçekten Kemal Bey ile görüşmeye gidildiği zaman cep telefonları toplatılıyor ve telefonsuz ortamda Kemal Bey görüşüyor. Yine orada Kemal Bey'in ofisine kimler geliyor gidiyor, bunların işte fotoğraflandığına yönelik ciddi emareler var. Yani Ekrem İmamoğlu Kemal Bey'i takip ediyor. Ve Kemal Bey'in en çok muzdarip olduğu mesele, kendisine tam destek vereceğini söyler, özellikle 150 civarındaki Alevi delegenin kendisine oy vermemesi ve bunların da işte Ekrem İmamoğlu marifetiyle akçalı bir biçimde dönmesinin sağlandığı. Ve buna Kemal Bey'e şu anda bu konuda çok bilgi geliyor, çok belge geliyor. Kemal Bey'in söylediği husus, Özgür Özel'i çok yüklenmeyelim, ekibine söylediğini söylüyorum ben. Özgür Özel'e çok yüklenmeyelim ama Ekrem İmamoğlu'yla öyle veya böyle mücadele edelim. Çünkü biz hep burada konuştuk, Özgür Özel'i işte aday olma süreci, münasebetleri, koruması, 13 yıldır grup başkan vekili, grup başkanı olması vesaire. Çünkü Özgür Özel'le Kemal Bey'in siyasetinde bir farklılık yok. Yani Özgür Özel'e hayır diyecek bir insan değildi Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'in üzerindeki Ekrem İmamoğlu vesayetini kaldırmak için mücadele ediyor. Bakın, Ekrem İmamoğlu'nun tasfiye etmek istediği belediye başkanlarının hemen hemen tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'na birebir bağlı belediye başkanları. Bunların hiçbirini istemiyor Ekrem İmamoğlu. Onun için bu süreç daha da kızışacak. Özgür Özel ne kadar direnecek Ekrem İmamoğlu'nun taleplerine? Ekrem İmamoğlu'nun taleplerine olur vermediği zaman Ekrem İmamoğlu nasıl bir tavır alacak? Hakikaten bu seçime doğru bu süreçler çok çok kızışacak ve çok çok kavga çıkaracak gibi görünüyor Mustafa Bey. İlginç bir şey yani. Eğer öyle bir şey varsa. Yani bir de sonuçta Ekrem Bey'in peki bu kadar gerçekten parti içerisinde ağırlığı oluştu mu sizce? Ya şimdi bak, biraz önce bir şey söyledim. Kurultaya girilirken, kurultaydan birkaç gün önce hepimiz ne diyorduk? Herkes ne diyordu? Ya bu delege yapısıyla Kılıçdaroğlu'nu indirmek mümkün değil. Hı hı. Şimdi tabii Kemal Bey'in lakabı neydi? Gandhi Kemal. Hı hı. Bu Kılıçdaroğlu karşıtları bir parola belirlediler. Dediler ki bunun lakabı Gandhi Kemal. Parolamız Gandhi'yi indir. Yani delege İndire Gandhi gibi bir şey. Delege Gandhi'yi indirdi. Bu konuda Indira Gandhi şeklinde tarihe geçmiş oldu. Ya konu açık. Yani konu açık, konu Indira Gandhi. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bunun tartışılacak tarafı yok. Ya çok güzel söyledi. Şimdi Kemal Bey de ya arkadaş kaç kuruşa satıldık? Hayıflanması içerisinde şu an. Mustafa Kemal Bey açıkça söyledi. O değil mi? Mustafa Kemal Bey. Onu demek istemediniz mi? Yani tabii, kaç kuruşa aynen satıldım? Aynen. Zaman geçtikçe daha çok kafasını kurcalıyor. Ya konu bu kadar basit. Hı hı. Yani bunun ötesi kadar. Ya bunun ötesi, berisi, şusu, busu yok. Bugün İstanbul trafiğinde üstünde duman titen, çatlayan, patlayan, takla atan, ters takla atan, amuda kalkan, denizde yüzen, tamam mı, vatandaş tarafından ittirilen, tamir edilmemiş, tamir edilsin diye parası müteahhite verilmiş ama tamir edilmemiş bir otobüs gördüğünüzde ikna edilmiş bir CHP delegesi aklınıza gelsin. Evet. Evet. Peki şimdi bu diline Serkan Bey, bakın Mustafa Bey, son olarak buyurun, şunu söylemek istiyorum. Bakın. Buyurun. Bakın, değişim adı altında Kemal Bey'i tasfiye ettiler. Ve bu değişimci dediğimiz isimler hepsi dedik ki eski isimler ve dediler ki biz işte PM'ye girmiyoruz. PM'ye giremezlerdi, çizileceklerdi. Bakın, o değişimci geçinen isimlerden Muharrem Erkek Çanakkale, Candan Yücer Tekirdağ, Kadir Gökmen Öğüt Kadıköy, Onursal Adıgüzel Maltepe, Akif Hamza Çebi Beykoz, Gülay Yelekçi Avcılar, Zeynep Altınok Urla, böyle liste uzayıp gidiyor. Hepsi bir ilçe belediye başkanlığına, il belediye başkanlığına aday Mustafa Bey.
Evet. Yani tablo bu kadar net. Başka bir şey anlatmaya gerek yok. Demek ki daha konuşacağız bu meseleyi. Peki şimdi bir ara vereceğiz efendim. Bu arada aradan sonra ben ayrılıyorum. Evet, bir konuk değişimi. Başka bir konuya geçeceğiz çünkü. O aranın ardından birlikteyiz. Hemen buraya geleyim. Hemen gelirken de İslam Memiş hoş geldiniz diyelim. Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş bu dilimde bizimle birlikte olacak. Sağ olun. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgili izleyenler bir açıklaması oldu. Futboldaki bu fon dolandırıcılığı hadisesi soruldu kendisine Katar dönüşünde. Ve dedi ki Türkiye hukuk devletidir ve kim hukuksuzluk yapıyorsa cezasını çeker. Konu yargıdadır ve yargı bununla ilgili gerekli araştırmasını yapmaktadır. Vatandaşlarımızın kolay para vaadiyle kısa zamanda yüksek kar sunan dolandırıcıların türlü tuzaklarına düşmemelidir. Bu olayda adı geçen şüphelilerle ilgili araştırmalar devam ediyor. Futbolcu arkadaşlarla ilgili de aynı şekilde süreç devam ediyor. Bankanın en üst düzey yöneticileriyle ilgili de şu anda bütün soruşturmalar devam ediyor. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda burada da inşallah neticeleri alacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi burada bir mesele var. Yani asıl bizim bu akşam konuşmamız gereken başka bir mesele var. Herkesin kazancı farklı farklı. Zengin olan var, yoksul olan var. Bu işin bir tarafı ama başka bir tarafı şu. Biz İslam Memiş'le defalarca buna benzer programlar yaparken İslam Memiş'in bir çağrısı var. Diyordunuz ki kazancınızla kumar oynamayın. Doğru evet, mu? Evet. Yani o cümle tam olarak evet. Neydi? Finansal kumar bağımlılığı. Hiç kimse birikimleriyle, alın teriyle, varlıklarıyla, birikimleriyle kumar oynamasın. Evet. Şimdi peki o zaman birikimlerimizle kumar oynamadan, daha doğrusu bir kişi birikimleriyle kumar oynamadan, bu yollara tevessül etmeden, evet. İşte ben 46 günde %253 kar edeceğim falan diye evet, böyle evet. Dolandırıcıların tuzağına düşmeden kazanç sağlayamaz mı? Bu mümkün mü? Yani bir kazanç sağlamanın yolları, başka yolları yok mu? Yani profesyonel bir şekilde destek alıyor ise, işinin uzmanı olan insanlardan yatırım danışmanlığı alıyor ise, burada yüzdelik dilimde çeşitli risklere karşı kendini koruma olayı var. Hı hı. Şansı da yaver gitmesi lazım. Ama bugünkü ekonomik koşullarda, dünyadaki finansal koşullar karşısında bir kişinin bu kadar yüksek bir kar oranıyla sadece tek bir enstrüman üzerinden ve bir vaat üzerinden bu kadar miktar kazanması mümkün değildir. Hı hı. Matematiksel olarak da mümkün değildir. Piyasa olarak da mümkün değildir. Çünkü dünya şu anda bir enflasyonist ortamdan geçiyor. Ve kontroller merkez bankalarının elinde ve sistem verdiği kadar alabilirsin. Hı-hı. Yani sizin çok zeki olmanız veya yatırım danışmanınızın çok zeki olması burada belli bir sınıra kadar geçerlidir. Ondan sonraki süreçlerde sistemin verdiği kadar alırsın ve tek kalemde, mesela dolar üzerinden konuşalım, bu kadar büyük bir getiriyi elde etmek kadar bir şansınız maalesef yoktur. Hı-hı. Şimdi ya şöyle, arkadaşlar da zaten yazmışlar ekrana. Dolandırılmadan birikim yapılabilir mi? Yapılabilir. Nasıl yapacağız? Çok güzel yapacaksınız. Önce piyasa uzmanı olan kişilerin, ekonomist, finans analisti veya bu konuda kendini geliştirmiş insanların yasal uyarıları vardır. Bu yasal uyarıyla birlikte onlarca kez insanları dinleyeceksiniz. En son kararı kendiniz vereceksiniz. Siz sabah İşinize gidiyorsunuz, işinize bakıyorsunuz ve akşama kadar finansal piyasalardaki gelişmeleri an ve an takip etme durumunuz zaten yok. Ya akşama kadar ekran başında olacaksınız, finansal piyasalardaki gelişmeleri izleyeceksiniz, işiniz sadece bu olacak. Ya da akşama kadar işinize odaklanacaksınız, akşam geldiğiniz zaman bu piyasayla alakalı ekonomi haberleri, dünyadaki gelişmeleri, ekonomistlerin yorumlarını dinleyeceksiniz, bir kanaat getireceksiniz. Ve yasal olarak da bütün ekonomistler, bütün analistler yasal olarak sosyal medya hesabından veya televizyonlarda yasal olarak her zaman şu uyarıyı yapar, yapma zorunluluğu var. Diyor ki, bu akşamki programdan örnek verelim. Hı hı. Buradaki bu akşam konuşacağımız konular, hı hı. bilgiler yatırım tavsiyesinin dilinde değildir. Yatırım danışmanlığı, hizmeti, aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, hı hı, ve bankacılık statüsü üzerinde yapılmaktadır. Buradaki konuşulacak konular sadece benim konuşan konunun kendi kişisel kanaatidir. Bu kanaat ve yorumlar üzerinden kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmedi diye, tamam, bir yasal açıklama yaparsınız. Biz de yapmış olalım, evet, bu vesileyle. Evet, biz de bu vesileyle yapmış olduk. Ya bir şey, biraz bir sonra şey rakamlardan bahsedeceğiz. Onları da yatırım araçlarından bahsedeceğiz. Öngörülerden bahsedeceğiz. Evet. Olabilir ihtimallerden bahsedeceğiz. Hı-hı. Bu koşa koşa gidin şunu alın bunu alın demek değildir. İstenmemiş. Bu zaten bu akşam bizim şu programdan murad ettiğimiz şey, hani şu finansal okuryazarlık, evet, dediniz ya, evet, o hadise. Ama bir şey dediniz, ben oraya takıldım. Dediniz ki ya sabahtan akşama kadar işte ekran başında olmasına, yani o şey ekranı, evet, değil mi? Piyasanın, evet, o izlendiği, evet, kırmızı yeşil falan, evet, oluyor. Evet, evet, evet. Şimdi mesele şu, siz zaten bu işi profesyonel olarak yapıyorsunuz. Evet. Yani siz zaten piyasalarla, evet, sürekli iç içe olmak durumundasınız, İşimiz bu, işiniz, evet, gereği. Evet. Ama ben gazeteci olarak, evet, değilim böyle bir, evet, zorunluluk içerisinde. Ya da işte bizim montajdaki arkadaşlar, evet, değil. Evet. Vesaire vesaire vesaire. Yani sizin işte öğrencileriniz, evet, Taceddin Hocam değil. Ama bu zorunda olmayan kesim daha çabuk para kazanacağım diye, ben gördüm kaç tanesini, uyardım bile. Yani işini bırakmış bir kardeşimiz. Finansal kumar bağımlısı olmuş. Oturmuş işte falanca coin yükselecek, evet, mi, evet, alçalacak, evet, mı? Bütün gün onun başında refresh yapıyor. Evet. Tamam mı? Yani şimdi, maalesef. Yanlış mı bu peki? Şimdi şöyle. Kazanacağım diyor ya, o yüzden. Şimdi insanları finansal piyasalarda ben şahsen ikiye ayırıyorum. Oyuncular, yatırımcılar. Oyuncular dediğimiz kesim sadece bu işi yapıyor. Elinde belli bir varlığı vardır, yatırımı vardır, birikimi vardır. Yine profesyonel bir destek alarak veya almayarak, kendi bilgi tecrübelerini buraya katarak akşama kadar sadece hiçbir iş yapmaz. O varlıklarını artırmak için günlük işlem yapar. Ve bu günlük işlemlerini kâra çevirir. Hı hı. Ancak her zaman ve her gün kazanıyor anlamında taşımamak lazım bunu. Çünkü yıllık toplama baktığınız zaman herhangi bir enstrümanın yıllık getirisiyle onun yıllık kazancını mukayese ettiğiniz zaman bazen, ki çoğunlukla bu oluyor, ya bu kadar strese gerek yoktu. Çünkü insanların artık para diye diye ölme hevesi beni üzüyor. Herkesin, hı, ortak kaderi. Herkesin tek, ama düşüncesi var. Kazanmak durumunda şimdi. Evet, herkesin tek düşüncesi var. Bir an önce hayaline kavuşmak. Hı hı. Bir an önce zengin olmak. Ama zeki insanlar, aklı selim insanlar, ayağı yere basan insanlar, ya ben kendime güzel bir iş bulayım. İşimi çok güzel bir şekilde yapayım. Bu bireysel ticaret de olabilir, çalışan da olabilir. Ben en iyi konuma gelmek için gayret göstereyim. Takdir Allah'tan. Tabii ki bu süreçte kişi kazandığını, ticari olarak söylüyorum bunu, lüks arabalarımı harcıyor, evini mi değiştiriyor, ortamını mı değiştiriyor, o kendi tercihiyle alakalı bir şeydir. Hı hı. Kazandığı parayı ilk önce kendi işine yatırım yapmıyorsa, kendini geliştirmek için bir şeyler yapmıyorsa, o kendi tercihidir. Para kazanmaya başlayan bir genç, hedefleri ve idealleri yoksa, örnek veriyorum, askerliğimi yaparım, gelirim, sevdiğim bir kız var, evlenirim. Önceliğim ev almak olmalı, kiradan kurtulmak olmalı. Daha sonra arabamı alırım, yatırım yapalım falan. Böyle hedefleri olmayan, ailesiyle veya çevresindeki büyüklerle istişare etmeyen gençler, az önce sizin de örnek verdiğiniz kripto para piyasasında girer ve nasıl girer biliyor musunuz? Gözü kara bir şekilde girer, bütün varlığını, bütün yatırımlarını bu piyasaya bırakır. Ondan sonra, dünyadaki insanların, bu piyasaya girmiş dünyadaki insanların %80'ini yaşamış olduğu kaderi yaşar. Yani varlıklarının %80'ini kaybeder. Ancak burada yatırımcı olan aklı selim insanlar işine odaklanır. Belli bir miktar üzerinden kendisine hedef koyar. Ben evimi alacağım, şunu yapacağım, işimi kuracağım, hı hı, diye bir hayali vardır, bir hedefi vardır. Birikimlerini, tasarruflarını, enstrümanlarını çeşitli yatırım araçlarına koyarak en mantıklı kararı yapar. Hı hı. Sadece altın alayım, sadece döviz alayım, sadece borsaya gireyim demez. Risklerini pay eder. Der ki düşerken de yükselirken de ben kazanayım. Nasıl oluyor bu? Gayet güzel oluyor. 100 bin lira paranız var. Bu 100 bin lira paranızla sadece tek bir enstrümana girmek yerine 20'şer bin lira
altını da alırsın, dövizini de alırsın, borsaya da girersin. Birinden biri yükseldiği zaman, düştüğü zaman olsun. Mesela benim sepetimde 20 bin lira para var. Borsa çok sert bir şekilde, %2,5 şekilde bugün değer kaybetti. Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Olsun. Benim sepetimde TL olduğu için düşükten alma şansım var. Altın çok yükseldi. Olsun. Sepetimde altın olduğu için ben kazandım. Düşerken de, yükselirken de yatırımcı olarak ben kazanıyorum. Bir sepet yapılması lazım. Kesinlikle. O sepeti beraber de yapacağız birazdan da. Evet. Şimdi burada, o zaman önce hedef. Doğru evet. mu? Bak, önce bir hedef koyacağız. Hedef medef bu işlerde doğru şey. Hedef medef derken Mustafa ya tabii. kusura bakmayın. Bu toplumsal krizimizin aynası bir şey. Şimdi üniversitede asfalt kadar öğretim üyesiyiz. Gençlerle sürekli bir aradayız. Çok aklı başında çocuklarımız. Ben talebelerimden çok memnunum şey olarak, bir kitle olarak ama bir de onların jenerasyonunu görüyorum. En önemli hedef şu anda YouTuber olmak Mustafa. YouTuber olmak. Mesleki anlamda hedef, doğru mu? Meslek değil, o bir suluk değil. Ne yani? Şimdi toplumsal yaşadığımız kriz şudur. Evinin lavabosu, evyesi bilmem nesi akıttığı vakit evine çağıracağın tesisatçı 60 yaşında. Genç tesisatçı bulamıyorsun. Marangoz yok memlekette. Yani millet belli bir yaş üzeri zanaat sahibi insanlardan belli bir yaş altıysa kolay para kazanıp köşeyi nereden döneyim zihniyetiyle eğer yaşayan fertlerden oluşuyorsa istikbal kaybettik, geçmiş olsun. Yatırım mühim şeydir. Kimse bunu reddedemez. Ama insanın bir zanaati olur ya. Bir işi olur, bir mesleği olur. Bir kanaati olur hayatla ilgili. Real para kazanır. Ondan sonra onunla bunun hovardalığını yapar. Ya bahis oynuyor bizim çocuklar. Ya YouTuber'lık yapıyorlar. Ya buna benzer şeyler. Futbolcu olacağım, topçu olacağım, popçu olacağım. Arkadaşlar kendinize gelin diyorsunuz. Ondan sonra adamın hayattaki hedefleriyle bu işlerin sağladığı gelir örtüşmeyince sukutu hayale uğruyor yani. Bu hayal sukutunu ortadan kaldırmak gençlerimizi gerçek hayata davet etmekle olacak. Bak ekseriyetle gençlerden patlıyor bu işler. Evet. Ben şahsen tabii ki kamuoyuna karşı bir sorumluluğumuz var. Ekranlarda insanları doğru yönlendirmek, güzel bilgileri vermek, doğruyu anlatabilmek güzel şeyler. Ancak ben şahsen finansal konularda hiç kimseye özellikle 2020 tarihinden itibaren şunu yap, şöyle yap falan demeyi bıraktım. Ne diyorum biliyor musun? Kafanda sen onun sonucunu kendin mutlaka göreceksin. Çünkü yeni dünya sistemi sana hiçbir zaman bir baba merhametini, bir anne şefkatini vermeyecek. Yeni dünya sistemi çok net bir şekilde şunu sunacak sana. Ya efendisin ya kölesin. Bunun tercihini herkes kendini karar verecek. Bugün üniversiteye giden öğrenci kardeşlerimiz, evlatlarımız neyin ne olduğunu senden benden iyi biliyor. Bugün herkese akıl verecek kadar zekaya sahip olan bir insan, her şeye yön verebilecek kadar zekaya sahip olan bir insana ya kumar oynama, düşersin ağlarsın diyemezsin. Bazen de bırak düşsün, düşmeden göremezsin. Ama bugünkü hayalperestliğin arkasında yatan asıl gerçek birey olarak, anne baba olarak bizlerin görevi. Bizlerin kabahati diyelim daha doğrusu. Çünkü bizim en büyük ziyanda olduğumuz nokta şu Mustafa Bey. Prens ve prenses gibi evlatlarımıza davranmaya devam edersek biz bu işin önünü alamayız. Edin, onda da problem yok. Onda da diyorum ki anne babalara kafanıza göre. Eğer sen bugün evladının kolundan tutup bugün Filistin'de katledilen, şehit edilen aileleri göstermezsen, o hala sofrada yemek beğenmeyerek şımarıklık yaparsa, annesine küstahça bugün ne yaptın, ben bunu yemiyorum bana başka bir şey yap şımarıklığı edasında yoluna devam ederse, anne baba da buna mütevazi bir şekilde gülerek cevap vererse, o ailenin kendi problemi, bizim problemimiz Anladım. Değil. Ve bugün dünyada yaşanan kuraklığı ve kuruyan barajları, dereleri evlatlarımıza göstermezsek sen evladına su kıtlığı ile alakalı farkındalık yapamazsın. Peki. Mustafa Kemal Çiçek, sizin sorunuz varsa alalım. Daha sonra şu tablolara geçeceğiz. Tabii İslam Bey yine yani açıklamalarıyla toplumun nabzını ortaya koydu. Gerçekten
Sayın Cumhurbaşkanımız da gelirken bunu ifade etti. Hukuk sistemi içerisinde gereği yapılır ama vatandaşlarımızın da çok dikkatli olması gerekir dedi. Çabuk bir anda zenginleşme diye bir durum söz konusu değil. Bakın bu son dolandırıcılık hadisesinde işte bir bankanın müdüresinin asli maddi fail olduğu yerde şimdi kazananlar var, bir tarafta da kaybedenler var. Yani o Çorlu'da köylülerin traktörleri, tarlaları satılarak bu sisteme dahil edildi. İşte paralarını buraya getirdiği, işte burada paralarının sıfırlandığı, burada da soruşturma dosyasının içerisinde yer alıyor. Yani İslam Bey bunu daha iyi iktisadi olarak izah edecektir. Burada vatandaşımızın şunu bilmesi lazım Mustafa Bey. Bir taraf kazanıyorsa bir taraf kaybediyor. Yani burada herhalde herkesin kazanması söz konusu değil. Şimdi siz haber bülteninde eleştirdiniz. Burada işte gündeme gelen isimler çıkıyor. İşte ben bunun içerisinde değilim, ben bunun dışarısındayım diye açıklamalar yapıyor. İşte hukuka müracaat edeceklerini, çok büyük dava açacaklarını beyan ediyor. Ya basının görevi bunları ifşa etmek, vatandaşın dikkatine sunmak, vatandaşın mağduriyetini engellemek. O isimleri sen, ben, başkası diğeri ortaya dökmedi ki, bu isimler soruşturma dosyalarında geçiyor. Evet. Bu isimler çarşaf çarşaf yayınlanıyor. Yani medyayı korkutmakla, bunları gündeme getirenleri korkutmakla bir yere varılmaz. Topluma örnek olması gereken isimler, toplumu doğruya, sağlıklı yöne gitmesini teşvik etmesi gereken isimler sürekli olarak böyle adli vakaların içerisinde olursa bu toplum kimleri rol model olarak alacak, ilerleyecek Mustafa Bey? Yani o anlamda bu isimlerin esas olarak çuvaldızı kendilerine batırmaları lazım. İşe geldiği zaman biz toplumun önderiyiz, biz toplumda önde olan fertleriz ama usulsüzlüğe geldiği zaman çabucak zenginleşmeye, ben buna sebepsiz zenginleşme diyorum, haksız zenginleşme diyorum, siz zenginleşirken diğer tarafta ocakları sönen binlerce de insan var. Ya en azından bunun bir öz eleştirisini yapmak yerine işte medyaya, basına, bunu gündeme getirenlere hücum etmenin de hiçbir anlamı yok. Zaten kamu vicdanında bunlar net olarak mahkum oluyor. İslam Bey şuna temas ederse memnun olurum. Yani birileri kazanırken birilerinin nasıl kaybettiğini, ellerindekinin nasıl gittiğini sağlamasını nasıl yapabilirler? Yani bir sisteme girdiği zaman bu sistemde bunu günlük mü kontrol edecek? İşte bankaya gidip soracak mı? Yani ben paramı verdim, 3 yıl sonra bana bunun geri dönüşümü olacak diyecek. Bunu sağlaması, denetimi, kontrolünü vatandaş nasıl yapabilir? Bir yatırıma yönlendirmişse yani. Yani yastık altına, bir külçe altına almamışsa, para koymamışsa, yani sistem içerisine sokmuşsa bunu. Yok, yasal olmayan, o şekilde söylemiyorum. Yani yasal sisteme de soksa, bir bankaya da soksa, birçok vatandaşımız telefonuyla bunu kontrol edeceğini bilmiyor Mustafa Bey. Esasında günlük olarak, anlık olarak girip sistem içerisinde yatırımlarının ne olduğunu kontrol edebilir. O anlamda bu konuda vatandaşın ben aydınlatılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben burada bir küçücük araya girmem lazım. Önemli çünkü bu. İlk gün, yani bu meseleyi bir takip ettik bir iki gün. İlk gün şunu dedik. Bu işi magazinleştiriyor bazıları ısrarla. Pastane nerede, kestane nerede, şu nerede, bu nerede diyorlar. Daha ilk gün bu paranın tefecilere gitmiş olabileceğinden bahsettik. Şimdi geldiğimiz noktada para tefecilere mi gittiği tartışıyor bazıları daha yeni. Geçen hafta stüdyoda İslam Memiş dedi ki bir piramit var. Evet. Bu piramidin üstünde en çok para verenler, ama dedi en çok dedi en alttaki daha sayıca çok ama rakam olarak belki daha düşük para verenleri merak ediyorum demiştiniz. Evet. Şimdi bu hafta köyde işte ineğini satan, öbür tarafta traktörünü satan. Devamı gelecek. Gelecek mi daha devamı onun? Yani burada yani sürekli bu önemli bir şey tabii, konuştuğumuz çok son derece önemli ama yani aslında görmezden geldiğimize farkına varmadığımız şey bu helal rızık endişesidir yani. Bütün bu sorunların kaynağı yani bu tamahkarlıktan kaynaklanıyor. Helal rızık kazanmak, yani kendi el emeğiyle kazanılan para ancak helaldir. Hiçbir şey helal değildir ki.
Yani burada işte bahis sitelerine girip bilmem ya da coin alarak yapılan şeylerden bahsediyoruz. Bu bir yatırım falan değil ki. Yatırım helal rızıkla kazanılmış ve onun üzerine bina edebileceğiniz helal bir yolla yapabileceğiniz şeylerdir. Yani evet. Bir işletmenin, gerçek bir ticari işletmenin ortağı olmaktır mesela. Yani paranız ancak o şekilde bir yerde yatırıma dönüştürülebilir. Onun dışındaki şeylerin hiçbirisi, yani bahis sitelerine, coinlere, bilmem nelere, nereye gittiği meçhul olan şeylere para yatırmak değil ki yatırım. Bu haram zaten. Apaçık haram yani. Ayrıca bütün bu bahis siteleriyle alakalı şeylerin tamamı da zaten yani meri olan hukuk sistemimize göre de yasak zaten. Yani kanunsuz bir şey var. Burada asıl önemli olan şey şu. Biz uzun bir süredir işte sanat camiamızdan, spor camiamızdan falan Filistin meselesinde, Gazze'deki katliama falan tepki göstermek istiyoruz. Gerçekten bu boş bir beklentiymiş yani. Kendi içlerinde bulundukları duruma bakın. Burada mağdur falan yok ki. Burada bu mağdur değil. Köyünde ineğini satan teyze de mağdur değil bence. Ya o, burada çok açık şey var yani. O sattığınızda götürüp altın alabilirdiniz. Ya da işte enflasyon var, paramı korumak zorundayım, dolar alabilirdiniz, döviz alabilir, bir şey alabilirdiniz yani belki. Yani en fazla yapabileceğiniz şey buydu. Ya da işinizi biraz biliyorsanız borsada güvendiğiniz helal yolları ticaret yapan bir şirketin hissesini alabilirdiniz bir Müslüman olarak. Yapabileceğiniz şey budur. Evet. Ama siz gidip de apaçık bir şekilde 1'e 5 verdiğini bildiğiniz bir yere götürüp eğer bunu parayı veriyorsanız, yani 1'e 5, dünyada hiçbir ticaret böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde, helal ticaretin hiçbir yerinde 1'e 5 kazanamazsınız. O kişi, o parayı veren kişi de bu paranın haram yolda ancak çoğaltılabileceğini biliyor. Yani o neyle olabilir? Hırsızlıkla olur, gaspla olur, terör örgütleriyle olur, silah ticaretiyle olur, kara uyuşturucu olur. Ticaretiyle olur. İşte kara para zaten o yani. Kumar oynatılarak o kazanılabilecek bir para olabilir. Bunun dışında hiçbir şekilde bu kadar fahiş paralar kazanamazsınız. O fahiş paraları kazanmayı hedefliyorsanız, siz sporcuysanız da, işte antrenörseniz de, Türkiye'nin teknik direktörü ya da ineğini satan teyzeyseniz de zaten harama bulaşmışsınızdır ve suç işliyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Siz mevcut helal yolla kazanılmış olan bir parayı götürüp harama bulaştırdınız. Ayrıca terör örgütlerini desteklediniz. Uyuşturucu kaçakçılığını desteklediniz. Fuhuş ticaretini desteklediniz. Kaçakçılığı desteklediniz. Silah ticaretini desteklediniz. Siz bunları yaptınız. O açıdan burada mağdur olduğu iddia edilenler mahkeme önünde de hesap vermek zorunda. Çünkü burada apaçık bir şekilde bu kara para aklayan kurumlara siz para transferi yaptınız. Niçin? Gözünüz doymadığı için. Öyleyse onlar da hesap vermek zorunda. Sadece burada yani olayı bu şekilde götürüp de milleti dolandırdığı iddia edilen kişiler değil. Onlar suçlu zaten. Onlar şebekenin bir parçası. Ama siz de paranız da o şebekenin bir parçası olmuşsunuz. Bunları göz ardı etmemek lazım. Burada ne magazinleştirelim, ne olayı hafife alalım, tabii, ne basitleştirelim. Eğer bugün bunları söylemezsek o spor camia işte 7,5 milyon doları varmış vermiş. Buna kadar suçluysa teyze sen niye ineğini satıp götürüp bilmediğin tanımadığın adama paranı verdin? Niçin bunu yaptın? Niçin bir tane yani o ineğin iki inek yapmaya gayret etmedin? Neden bununla gayret etmedin? Neden helal rızkını böyle kirli paralara şeye yatırdın? Tamah ediyorsun sen çünkü. Tamahkarsın. Yani haram para kazanmak istiyorsun. Kusura bakmasınlar. Evet. Şimdi İslam Bey, sizi isterseniz buraya alalım. Tabii. Ondan sonra da sorumuzu soralım. Hem bu konuya ekleyeceğiniz bir şey varsa şöyle şunu size takdim edeyim. Yani burada bu akşam sevgili izleyenlerimize Türkiye'de klasik, bakın daha teknik veya modern yatırım araçlarına girmeden, evet, klasik toplumun şu anda en çok teveccüh gösterdiği borsa, döviz, altın, gümüş gibi emtiaların veya kripto gibi yatırım enstrümanlarının grafiklerini burada sunacağız. Ne oldu, ne olmadı falan, anladınız mı? Bunları ya, soru basit. Dolandırılmadan, çok paraya tamah etmeden, harama girmeden birikim yapmak isteyen bir, nasıl yapacak? İki, kazanır mı? Yani tabii ki birikiminin farkındaysa, tasarruf yapması bilincindeyse, israf etmeyen bir kişiyle sahipse, o kültürü almış olan bir insansa, hangi enstrümana yatırım yaparsa yapsın tabii ki kazanıyor Türk lirası karşısında. Ancak özellikle şuna da ben vurgu yapmak istiyorum. Burada bizim de bazı
finansal konularda, finansal piyasalarda sistem olarak kendimize bazen iğneyi batırmamız lazım. Düzenlenmesi gereken bazı düzenlemeler var. Bunları da aktif olarak bir an önce yapmak lazım. Evet. Yani Türk lirasına olan güvenin bir an önce tekrar geri gelmesi lazım ki halkın koşa koşa döviz alması, altın alması vesaire bunların önüne geçmek için de farklı sistemlerin daha aktif bir şekilde rol alması lazım. O kural koyucuların görevi, bizim görevimiz değil. Mesela biz borsadan başlayalım. Borsadan. Evet. Neden borsadan başlıyoruz? Son aylarda özellikle 2023 yılında 8 milyondan fazla insanın bu piyasaya girdiği, özellikle 2023 yılında halka arzlar noktasında şirketlerin de bu piyasaya yoğun teveccüh ettiği ve kazı kazan modeliyle burada birçok vatandaşımızın ciddi anlamda bir getiri elde ettiği bir piyasa ve resmi bir piyasa, devletin kontrolünde ve özellikle piyasa yatırımcıların burada ciddi anlamda kazandığı bir piyasadan bahsediyoruz. Borsa İstanbul'dan. Borsa İstanbul 100 Endeksi, yani 6 numaralı grafiği arkadaşımız ekrana versin. Bugün 8000 puan seviyesinin altında kapanış yaptı. Bu sabahki grafikler mesela. Ancak ona rağmen yıllık getirilere baktığımız zaman mesela burada 7. aydan başlamış olan bir trend var. Borsaya giriş yaptınız. Giriş yaptınız. Burada 8500 küsür, 8490 puan seviyesine kadar yükselmiş. Kar satışları gelmiş, düzeltmeler gelmiş. Öyle böyle derken yine 7. aydaki fiyatımıza karşılık yine 8000 puan seviyesinin altına kadar gerilemiş. Bunlar teknik bir düzeltmedir. Sürekli düşünseniz ya 12 ay boyunca trend böyle gidecek. Sürekli yani kazanacaksınız. Borsa böyle şey ok yok. Gibi yukarı fırlamaz. Öyle herhangi bir şey yok. Ok gibi aşağı gidecek, ok gibi yukarı gidecek diye bir şey yok. Mutlaka bir dalga olacak yani. Burada grafik bize diyor ki ben 6540 puan seviyesinden 7. ayda bir endeks fiyatım var diyor. Ben 8490 puana kadar kazandırmışım diyor. Burada ciddi bir getiri vermişim diyor. Ve burada bir kar satışının teknik olarak düzeltmeleri mutlaka olması gerekiyor diyor. Dışsal etkenlerde jeopolitik riskler de olabilir. Bundan da etkilenebilir. İçeride siyasi kısır tartışmalar var. Onlardan da etkileniyor. Ve bahane ederek burada teknik düzeltmeleri yapıyor. Ve 2024 yılına baktığımız zaman biz yukarıda işte 10.000 puan seviyesinin üzerinde, ki benim kişisel beklentim bu yönde, Borsa İstanbul 100 Endeksinin 15.000 puan seviyesine kadar gitme olasılığı güçlü. Bugünkü koşullar onu gösteriyor. Neden? Burada borsa yatırımcısının, borsadaki işlem yapan arkadaşlarımızın, seyircilerimizin özellikle borsanın dolar karşısındaki getirisini de mutlaka göz önünde bulundurması lazım. Biz şimdi endeks TL bazında bunu konuşuyoruz ama bir de yabancı gözüyle olaya bakmak lazım. Dolar bazında ne kazandırmış? Dolar bazında nasıl hesaplıyorsunuz bunu? Endeks ne kadar mesela, örnek veriyorum. Bugün 8000 puan seviyesinin altında kapattı ama örnek verelim. 8513 puan bölü dolar TL kuru yapıyorsun. Hemen burada karşımıza dolar karşısındaki değeri çıkıyor. O zaman dolar bazında da aynı yükselişe sahip oluyor değil mi? Şu anda dolar bazında da düşük. Ancak yabancı yatırımcıların hızlı girişiyle birlikte, ki %65 civarı 50 yatırımcı, diğerleri yabancı yatırımcı. Bu rüzgar tersine döndüğü zaman, %65'i yabancı yatırımcı olduğu zaman dolar bazındaki getiriler de çok önemli olacak. Borsa yükselir. Tarafında yatırımcı ne yapıyor? Kazanmaya devam ediyor. Şimdi aylık burada bir fark gördüm. İki söylem farkı. Şimdi siz diyorsunuz ki, ben diyorsunuz, elimdeki verilere göre, bu işin gidişatına göre borsanın diyorsunuz 10 bin olacağını, hatta 15 bin olacağını Kanaat getiriyorum. Tahmin ediyorum. Piyasanın genel kanısı da bu yönde. Ama bir de şöyle bir söylem var. Yani bu mu acaba? O aradaki farkı öyle mi bulacağız? Bak, dolar şu olacak. İşte borsa 10 bin olacak. Şuna yatır. Yok. Böyle bir söylem tarzı mı tehlikeli? Asla. Ne? Bugünkü koşullarda zaten söylem tarzı olarak söylüyorum. Yani biz tabii. Dolandırılmamayı anlatacağız ya. Tabii ki. Arada bir fark var. Söylem farkı var. Hiç kimse müneccim değildir. Hiç kimse kahin değildir. Hiç kimse bu olacak diyemez. İnsanoğlu şaşar beşer. Ancak biz zaten piyasaları günlük olarak ve haftalık olarak sosyal medyamızdan veya medya üzerinden halka zaten duyuruyoruz. Yatırımcılarla zaten paylaşıyoruz. Evet. Mesela bugün öyle bir risk olursa, mesela dışarıda herhangi bir risk yaşandı, borsada sert satışlar bekleniyor. Bunun zaten duyurusunu kamuoyuna zaten önceden yapıyoruz. Evet. Ama bugün de diyoruz ki, yabancı yatırımcıların karşısında borsa değer kaybetmiş ve Türk lirası ucuz ve %40 faiz var.
yabancı yatırımcıların Türk borsasına girme olasılığı yüksek. Şimdi yıllık getiriye baktığımız zaman %62.35. Şimdi sana ne battı da sen çuvallar dolusu dolarını gittin birine verdin. Ne battı sana? Hiçbir şey batmadı. Hiçbir şey batmadıysa bu %62'lik getiriyi sen cebine koyabilirdin. Sadece borsadan bahsediyorum. Şimdi dolar TL yani 3 numaralı grafiğe bakalım. Hani doları çok konuşuyoruz ya, bakın. Doları konuşurken şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bu beni çok üzüyor. Dolar bir yatırım aracı değildir. Dolar Türkiye'de en az getiriye sahip olan bir para birimidir. Bir ödeme aracıdır. Dolar Türkiye'de hiçbir zaman en çok kazandıran bir para birimi olmamıştır. Sadece gözümüzün gördüğü her şey dolar maliyetli olduğu için dolar çok konuşuluyor. Ama en çok konuşulan en az kazandırandır. Bir dakika, bunu unutmayın. O zaman şu mu? Ben doğru mu anlıyorum? Ya şu yanlış mı? Ya şu kadar param var. Ben bununla gideyim dolar alayım. Dolar yükselecek. Böyle demek yanlış mı o zaman? Yani burada... Yani bunun yerine ya da şöyle mi demek lazım? Şu aynı param var. Ben bununla gideyim işte altın alayım, arsa alayım. Ne bileyim borsada bir hisse senedi alayım demek mi doğru? Şimdi dolar kuru 18 lira seviyesinde. Ekonomi yönetimi değişti. Evet. Seçimler bitti. Yeni bir ekonomi yönetimi geldi. 2 yıldır baskılanan bu doları önündeki engeli aştılar, serbest bıraktılar. 29 lira seviyesine kadar yükseldi. Evet. Sayın Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zaten bunu kendi bizzat söyledi. Biz bir şey yapmadık. Baskılanan bir kur vardı. Biz önünü açtık. Kur 29 liraya dayandı. Ancak 18 liradan 29 lira seviyesine kadar yükselen bir veya değer kazanan bir dolar size en çok kazandıran anlamına gelmiyor. Burada ne diyor? %54.75'lik diyor. Bir yıl içerisinde bir değişim gerçekleşti diyor. O zaman euro grafiğine gelelim. Yani 4 numaralı grafiğe gelelim. Euro dolar olanı mı? Yoksa euro TL olanı mı? Euro TL. Euro TL 2 numara galiba. Ha, 2 numarayı alalım. Evet. Burada %59.82'lik bir getiri var. Yine 19 lira seviyesinden başlamış. Yine buradaki zirve 31 lira seviyesi. Çünkü euro dolar paritesi çarpanı da bir seviyesinin altındaydı. Euro dolar paritesi bugün 1.0780 civarında. Yani 1.12'leri de görmüştü. Yani bu tepe noktalar, özür dilerim, bugün bir sonraki grafikte 1.12'leri de görmüştü. Yani euro dolar çarpanı da yükseldiği için Avro TL kurunun getirisi dolara karşı daha fazla olmuş oldu. Bu euronun aslında değer kazanması bizim için, bizim ihracatımızı euro ile yaptığımız için, bizim için ülke ekonomisi için daha kıymetli hale geldi. Geçen yıl yani 2022 yılında biz ciddi anlamda zarar ettik. Dolar endeksi, dolar uluslararası piyasalarda değer kazandı. Dolarla satın alıyoruz, zarar ediyoruz. Euro ile satıyoruz, euronun değeri kayboldu, oradan da zarar ediyoruz. Ve çift zararlı bir yıl oldu. Ancak 2024 yılında euro dolar paritesinde 1.12-1.15 seviyesi yine karşımızda olacak. Beklentim o yönde. Neden? Çünkü Amerika Merkez Bankası Fed faiz artırımlarını sonlandırıyor. Belki 2024 yılının ikinci yarısından itibaren faiz indirim sürecine girecek. Bugünkü 104 dolar seviyesinde olan dolar endeksi, doların dünyadaki değeri tekrar 92 seviyesine kadar gerileyecek. O yüzden euronun avantajı bugün daha fazla olacak. Beklentimiz o yönde. Ancak bugün soru sorsalar bana sokakta geçerken ve dövizi bir yatırım aracı olarak gören o gelenekçi kesim var ya, cüzdanın bir kenarında hep döviz biriktirir veya bankadaki mevduatlarında sürekli döviz biriktirir. Ona desen ki şundan daha fazla kazanacaksın, bana ne der? Ben dövizi seviyorum kardeşim der. O kafasına işlemiş. Çünkü doları konuşmak, dolara yatırım yaptırmayı bize bir kültür olarak kanımıza işlediler. Kafamızı kuma gömdüler. Dolar yükselince ekonomi kötü, dolar düşünce ekonomi iyi. Sen o yüzden sürekli dolar biriktir diye, dolar diye kafamıza kuma gömdüler. İslam Bey. Buyurun. Buyurunuz Sayın Çiçek. İslam Bey, orada hep dolar dediniz. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu dolarize olmak, vatandaşımızın bu kadar dolara kendisini vermesi, işte yatırımını dolara çevirmesi, esas itibariyle
Amerika'ya bir borç verme değil midir? Orayı güçlendirme değil midir? Bir ikincisi de size metallere yatırım yapılması gerektiğini söylüyorsunuz. İşte platin, işte gümüş, altın, bir de paladyum var zannedersem, ne olduğunu bilmiyorum. Bu madenlere yatırım yapmanın ne gibi bir katkısı var? Altını ayrı tutuyorum. Yani altını gümüştür, da... platindir, bunlar da kazanım sağlayan enstrümanlar mı yatırım olarak? Mustafa Bey, zaten altın alan da bir noktada zaten dolar alıyormuş gibi oluyor. Arada bir fark olmuyor aslında. Çünkü ons değeri üzerinden altının değeri dolarla hesaplandığı için, hı hı, ha dolar almışsın ha altın almışsın bir şey fark etmiyor. Yani burada sadece değerli, anladım, sınırlı bir varlık olduğu için, yani yer altında çıkarılan sınırlı varlık olduğu için altın, bir de altın Türkiye'de gram TL üzerinden hem ons dolarla hesaplanıyor, hem de içeride dolar TL kurunun çarpanıyla hesaplanıyor. O yüzden gram altın Türkiye'de çıktığı günden bugüne kadar en çok kazandıran bir enstrüman oldu. Halbuki mantığa baktığın zaman ha dolar almışsın ha altın almışsın aynı kapıya çıkıyor. Çünkü bugün satın aldığınız doların fiyatı, altının fiyatı da dolarla hesaplanıyor. Ancak halk bir şekilde kendini enflasyona karşı koruması için, parasının değerini koruması için bir şeye sığınması gerekiyor. O nedir? Yani o zaman bugün, sizin bu sözünüze göre altın alsın daha iyi o zaman. Ben niye Amerika'yı zengin edeyim ki? Altın alırım daha iyi. İşte zaten eğer dolar almaya meyilliyse, eğer yılında kişi, altının değeri dolara bağlandığı için aynı kapıya çıkıyor. Değişen, hı, bir şey yok. Yok, ben millilik açısından söylüyorum ya. Yani işte ben, yine aynı kapıya ben, çıkıyor. Ben bir şey yapacağım, bir yatırım yapacağım. Dolar mı alayım, bilmem ne mi alayım? Düşünüyorsan işte, eğer, o zaman ben niye dolar alayım ki, altın alayım? Biz de bunu şöyle değerlendiriyoruz. Şimdi elimde, avucumda iki tane enstrüman var. Altın, dolar, değil mi? Hı hı. Ya ben de diyorum ki ha altın almışsın ha dolar almışsın aynı. İki avucunda da aslında dolar ayrıca var. Ikisi de, çünkü bunun değeri değil, de dolarla hesaplanıyor. İkisi de bir yatırım aracı değil. İkisi de yani sadece dolar, kendinizi... Dolar, dolarla altın arasında... O anlamda bir millilik olmuyor mu? Efendim? Evet ya, ben de biraz garipsedim onu. Altını diyor, biz de Türkiye'de üretiyoruz. Altını yani Türkiye'de şimdi üretiyoruz altın, biz. Altınla doları yan yana mukayese ettiğiniz zaman olarak, hangisi daha milli dediğiniz zaman ikisi de milli değil. İkisi de dolarla hesaplanıyor. Ya ama altın madenimiz var yani ya, madenden milli, çıkarıyoruz en azından. İş milliyetçiliğe geldiği zaman, ben şeyi anladım, küresel olarak evet, bir fiyatlamayı, o onu anladım da. Evet. Ama sonuçta bir de şu var ya, gümüş, altın vesaire bizim ülkemizin de... Gümüş de dolarla hesaplanıyor. O da ama her şey, ona bakarsanız her şey, evet, dolarla hesaplanıyor. Evet. Yani ondan i̇şte kurtuluş yok. O yüzden şunu anlatmaya çalışıyorum. Altının buradaki avantajı şu: sınırlı bir varlık. Dünyada sınırlı bir varlık. Şimdi biz yıllardır dünyada hep altını konuşuyoruz ya. Altın, 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 altın. Dünyada yer altından yer üzerine çıkmış ne kadar altın var biliyor musunuz fiziki olarak? 3 tane olimpik havuzu dolduruyor. Başka yok. Bu kadar miktarı konuşuyoruz. Bütün bu kıyamet gerisi sanal, bunun için mi kopuyor? Gerisi hikaye, sanal. Gerçekte fiilde bir şey yok. 3 olimpik havuz da azmış. Ve yani, bilim insanları şunu söylüyor: 2050 yılında yer altında, dünyadaki yer altındaki altın madenleri tükenecek diyor. Yani İslam Bey, diyorsunuz ki aslında o altın değerini veren şey fiziki olarak altının kendisi değil. Öyle mi? Altının sizin paranızın karşısındaki değeri İki enstrüman üzerinden hesaplandığı için değerli. Ancak altını bir yatırım aracı olarak düşünmezseniz, altın fiziki olarak başlı başına bir değer. Yani altının fiziki olarak bir iletkenliği olduğu için bizim dünyadaki bütün teknoloji firmalarının altına fiziki olarak ihtiyacı var. Her yıl cep telefonları değişiyor. Teknoloji değişiyor. Ama dolayısıyla fiiliyatta dünyanın, öyle bir fiziki olarak altın yok yani dünyada. O kadar yok. Hı. Dediğim gibi 3 tane olimpik havuz dolduracak kadar bir altın var. Başka yok. Diğeri sanal. Yani ben şunu örnek verebilirim size. Hı hı. Bir uçak dolusu mesela altın. Sizde sanal bankada altınınız var. Sizde de fiziki altın var. Ben de teknolojinin, şirketin sahibiyim. Bilgisayar yapacağım, cep telefonu yapacağım, uzay kıyafetleri yapacağım. Fizik olarak benim iletkenliğimden dolayı fiziki altına ihtiyacım var. Hı hı. Bugün ons altın ne kadar? $2000. $2020. Size diyeceğim ki altınınız var mı? Ne cevap vereceksiniz bana? Bankada var. Var. Ama fiziki var mı? Yok. Geç. Beyefendi, benim fiziki altına ihtiyacım var. Var mı? Var. Yok. Var. Var.
var ya. Ben o zaman size 2000 dolar değil, sizi elinizdeki varlığı almak için 3000 dolar teklif ederim. Çünkü fiziki ile sanal arasındaki fark budur. Çünkü benim fiziki olarak buna ihtiyacım var. Soru şu. Hocam bir dakika. Doları konuşuyoruz ya. Anlayamadım. Bütün dünyadaki altın mı 3? Evet, evet. Başka hocam, yok. Rahmetli Erbakan'ın külçeleri, kapalı çarşı, bizim Merkez Bankası'ndaki külçeler, Amerika şu bu. Nazilerin altınları vardı kadar ya. Bu kadar, başka yok. Allah Allah. Bu kadar. Yani bütün kıyamet 3 olimpik havuz için kopuyormuş. Evet, evet. Yani bu kadar, başka yok. Yani gerçekte altın diye piyasalarda dönen trafikteki sanal. Bu şey tamamıyla sanal. Fiyat. O dolar yani fiyat diyor galiba. Küresel peki ne kadar fark var biliyor musunuz? Belirlediği fiyat efendim? Aslında biz. Arada gerçeğiyle sanalı arasında ne kadar fark var? Yani gerçeği tamam 3 olimpik havuzu dolduruyor şu kadar ton. Fiyat olarak peki, mı? Peki hayır. Hacim miktarı, olarak. Miktarı hacim olarak. Dünyada dolaşan dünyada altın. Dolaşan, altın bunun kaç katı? Yani olmayan altın dünyada ne kadar? Olmayan altın. Dünyadaki hani altın hesapları ya. Var ya. Onu kaç katı hiç hesaplamadım. Yani. Milyar dolar diyelim yani. Milyar dolar ama hesaplamadım yani. Anladım. Ama hepsi sanal olduğu için benim gözümde hiçbir kıymeti yok yani. Sadece konuşuluyor rakamsal. Yani o da bir gün dolar Amerika diyelim Amerikan devleti bir en gün çok yıkıldı. Dolar o paranın hiçbir kıymeti yok. Evet. Bir kağıt parçası. En o çok dolar konuşuluyor. En yani çok fiziki, dolar konuşuluyor. Fiziki olarak altın. Mesela doları yani. Bir yatırım aracı olarak gören insanlar var ya. Hani cebine dolar veya bankaya dolar koyuyorlar falan. Amerika Merkez Bankası Fed sınırsız bir şekilde basıyor. Hı-hı. Ve günün birinde şunu yapacak büyük resetlemede. Hı-hı. Sınırsız bir şekilde bastıkları, istedikleri kadar borçlandıracaklar bütün ülkeleri. Çünkü sınırsız bir şekilde basan bir kağıt parçasından bahsediyoruz. Ve dünyada en fazla altın stoğu hangi ülkede? Amerika'da. Amerika'da. 8133 ton. Bakın, dünyadaki dolaşan rezerv paranın %80'i dolar. Dünyada en fazla altın rezervi Amerika'da. 8133 ton. Tamam, ne anlayacağız biz bundan? Buradan ne anlayacağız? Altın kıymetsizse neden rezervlerinde 8133 tonluk altın biriktiriyorlar? Hmm. Ve diğer ülkeler. Zaten çünkü parayı bunlar basıyor. İsterse para basıyor. Dilediği kadar ama basıyor. Ama ona rağmen altını da tutuyor evet. Fiziki olarak. Türkiye'nin durumu ne bu arada? Dünyada Türkiye 2022 yılında bölgesinde en fazla altın alan Merkez Bankası unvanını aldı. Daha sonra satma zorunluluğu oldu. Hı hı. Bu ekonomik sebeplerden ve deprem felaketinden dolayı. Yine yılın 3. çeyreğinde bir alım yaptı. Belli bir miktar alım yaptı. Yani karamsar yani, tablo yok yani şu anda. 10. 12. sırada gelip gidiyoruz böyle. Anladım. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre. 435 ton, 512 ton. Bu aralarda böyle yıllık olarak değişimler oluyor. Ama bizim örf, adet, geleneklerimize göre yeterli bir miktar mıdır? Değildir. Çünkü biz altını seven bir toplumuz. Hı hı. Altını gerçek bir para olarak biz örf adet geleneklerimizde altını takı olarak gören bir toplumuz ve buna rağmen miktar az. Ama ya bir de şey yani çok magazinleştirmek istemiyorum ama merak ettim yani kusuruma bakmayın. Şu bir haber yaparız ya biz her sene yazın. Ya Hindistan'da takı sezonu açıldı o yüzden evet. Altın doğru mu o gerçekten? Yanlış. Şöyle, yani çeyrek altın takıyor Hintliler diye şey mi altın mı yükseliyor? Fiziki altının ülkelerin talep etmesiyle beraber fiyatların düşük olması lazım. Hı hı. Çünkü tüm merkez bankaları koordine çalıştığı için ons değeri mesela 1808 dolardı 2 ay önce bütün merkez bankaları çılgınlar gibi altın topladı. Şu anda petrol fiyatlarında günlük %3 %4 civarında satışlar var. 70 dolar 75 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Şimdi ülkeler petrol rezervlerini topluyor. Daha sonra bir jeopolitik gerilim, daha sonra bir ekonomik kriz bir şey patlak veriyor. Aynı bireysel vatandaş gibi ülke merkez bankaları da o stokladığı altınları ne yapıyor? Satıyor, kullanıyor. Peki ülkeler neden stoklarını altın olarak belirliyor, depolarında tutuyor? Çünkü altın dünyada herhangi bir merkez bankasına bağlı olmayan bir rezerv paradır. Gerçek bir rezerv paradır. Arada biz euroyu konuşurken altına döndük. İsterseniz altını verelim mi? Ya bir de Hindistan'a tamam altına gelelim. Diyarbakır'daki düğün sezonu daha da fazla tesir ediyordur. Bir numaralı grafik. Onu diyorum işte ben de yani. Evet. Hindistan'da düğün sezonu başladı. Altın güzel. Hadi ben konuşmayayım grafik konuşayım. Yalnız bir şey diyeceğim. Gelin ilk geceden boyun bel fıtığı oldu. Bir şey diyeceğim. Bak dolar 54'tü. 56 idi euro. Altının değişimi %81. Açık ara bir kere yani. Bakın. 2002-2022 yılları arasında
En çok kazandıran bu 20 yıllık süreç içerisinde yine gram altın oldu. Kazandırdığı miktar %6290. Bunun üzerine %80 daha koyun. Niye? Bu yılda kazandırdı. He, yüzde. Evet. Anladım. Yani, %6290'ın evet, üstüne %80 koyuyor. Son 20 yılda Türkiye'de gram altın %6290 kazandırarak birinciliği elden bırakmadı. 2. Borsa. 3. Euro. 4. Dolar. Dolar sonuncu en yani. En çok kazandıran, en çok konuşulan, en az kazandıran. Evet ya. Çok, o da çok. Yani herkes hesap kitap yapsın ya. Elindeki telefondan hesaplasın. Şey, benim şu kadar dolarım vardı, ne kazandırdı? İslam Bey, arsayı niye saymıyorsunuz? Arsa insanı emlak, servet emlak sahibi getirisi yapan, zengin eden bir gerçek bir yatırımdır. Ya kendi sosyal medyanızda çünkü sürekli emlağı öneriyorsunuz ama evet, dörtlü de arsa demediniz. Onu ayrı mı arsa, tutuyorsunuz? Ne yapıyorsun? Arsanın realde bu grafikler üzerinden bir değeri hesaplanamıyor. Ama şimdi bir şey de var ya, şu var. Ya eğri oturalım, doğru konuşalım. İnsanlar toplumun geniş bir kesimi asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Asgari ücret almasa da aldıkları maaşlar tatmin edici değil. Ne olacak işte, kenara 100 lira atayım, 200 lira atayım, 500 lira atayım, 1000 lira atayım. Gelirine göre bir şeyler atmaya çalışıyor insanlar. Yatırım yapmak için. Bu atmak evet, tabiri şey yani, biraz amiyane bir tabir çünkü. Ya adam 1000 lira işte bir birikim yapacak. Dolayısıyla haliyle soruyor. Yani ne yapayım ben bu 1000 lirayı? Arsa alamam ben bu 1000 lirayla, 500 lirayla. ne yapacağım o zaman? Yani borsadan da anlamıyorum şimdi, diyor. Şimdi gümüşün gram fiyatı 22,5 lira, 23 lira. Gümüş alabilirsin. Bireysel emekliliğe devlet katkısı %30. Bundan faydalanabilirsin. Yani sen yeter ki kazanmak iste. İşin gücün benimle. 2023 yılındayız. Elinde telefon var. Dijital bir ortamdayız. Parmağın ucundan bütün varlıklarını istediğin gibi yönlendirebilirsin. Hı-hı. Yılda 12 kez bireysel emekliliğin fonlarını değiştirebilirsin. Bu senin ne kadar ne istediğinle alakalı. Eğer şikayet etmeye devam edersen kusura bakma hiçbir şeye sahip olamayacaksın. Şikayet etmeye devam edeceksin. Çünkü sistem seni zenginleştirmek için kurulmadı. Cebindekini almak için kuruldu. Sen buradaki mücadelen ne? Oturup şikayet mi edeceksin? Ağlayıp zırlayacak mısın? Bir şeyin ucundan tutup mücadele mi edeceksin? Belki bir arsa alamazsın. Belki bir ev alamazsın. Ama almak için mücadeleni sürdüreceksin. Yani bir insana gideceksin. Bugünkü koşullarda örnek veriyorum. 10 bin lira maaş vereceksin. Tamam. Adam diyecek ki kardeşim ben bugünkü şartlarda karnımı bu parayla zor doyuruyorum. Ama ben de derim ki nerede? Hangi şartlarda? Metropol şehirlerden mi bahsediyorsun? Anadolu'dan mı bahsediyorsun? Bu altyapıları da bakmak lazım. Birisi der ki ya imkanı yok ben ev alamam der. Birisi de der ki acaba nasıl alabilirim der. İşte benim işim kimlerle biliyor musun? Nasıl alabilirim? Ama ben bir şey daha orada soracağım. Yani bu da biraz eleştirel bir şey İslam ama. İslam Bey evi yatırım aracına çevirmeyelim. Fiyatları çok artıyor. evet. Düşmeyecek yatırım hocam. Yatırım aracı olarak gördükleri vakit. Şimdi bak şöyle bir şey var. Dedim ya. Ya burada gerçekten dar gelirliyi de orta gelirliyi de düşünerek hareket etmemiz tamam, lazım. Bizim eskiden evde böyle naçizane bir kabuğumuz vardı. Deniz kabuğumuz. Onun içine 1 lira atardık. 56 liraydı o zaman. İyi hatırlıyorum. 56 liraydı çeyrek altın. Evet. 56 tane 1 lira biriktiği zaman işte 1 ay, 1,5 ay, 2 ay neyse ne kadar zamanda birikiyorsa giderdik bir tane çeyrek altın alırdık evet, evde. Şimdi ben bunu yapmaya çalışsam bir kabuğun içine 1973 lira mı şu anda? Evet. Evet. İşte 1973 tane 1 lira atmam lazım. Ya o da mümkün değil. Şuna sormaya çalışıyorum. Altının fiyatının böyle bu kadar yükselmesi, %6290 yükselmesi 20 yılda. Ya bu aynı zamanda ama yatırımcı için bir risk değil mi bu? Olumsuz bir şey değil mi bu? Biriktiremiyor çünkü. Ben kaç yıllık evliyim? 20 yıllık evliyim. Dönmem lazım, 20 yılıma bakmam lazım. Ben şimdi ne yaptım? Bugün biçimden memnun değilim değil mi? Dönüp ektiğime bakmam İslam lazım. İslam Bey niye görmüyorsunuz arkadaşlar? Ben bir şey anlatıyor dönüp, İslam Bey. Dönüp ektiğime bakmam lazım. Şimdi ne ekmişim ben? 20 yıl önce evlenmişim, tamam mı? Bütün altınlarımı satmışım, tatile gitmişim. Yaşım genç, bir daha mı dünyaya geleceğim? Gezmişim, tozmuşum, yemişim. Geleceğimi düşünmemişim. Sigortamı ödememişim, sigorta yaptırmamışım.
patronum demişim ki aman boş ver sigortayı, o parayı bana ver. Mesela örnek veriyorum, 10 bin lira maaş mı aldın? Benim sigortamı yapma, bana 12 bin lira ver demişim. Hanımın sigortasını yaptırmamışım. Ayda 100 lira kenara koyup bireysel emeklilik yapmamışım. %30 devlet katkısı var. Devlet sana %30 veriyor havadan. Bunu ben ağzımı açıp almamışım. Ben bugün neyi eleştireceğim? Kimi şikayet edeceğim kime? 3 yıl önce gümüşün gram fiyatı 2,5 liraydı. Herkese dedim ki bak, ganimet mi istiyorsun? Zengin mi olmak istiyorsun? 2,5 lira gümüşün gram fiyatı. Şimdi ne kadar? 23,5. Ne, kaç yıl oldu pardon? 3 yılda insanlar serbest sahibi oldu. Zengin oldu. Ben 3 yıl önce, yani kimse kusura bakmasın, görüş ayrılığımız var bu konuda. Hiç kimse 100 lira, 50 lira, 200 lira kenara koyamıyor muydu? Bugün sigara, en dandik sigara ne kadar? 53, 55, 58 doğru mu? Bilmiyorum. İçme kardeşim. Ben bağımlıyım. Tedavi ol kardeşim. Bak şimdi sen diyorum ki 2 gram gümüş mü alacaksın? Günde bir paket sigara mı açacaksın? 5 yıldız otelde mi tatil yapacaksın? Farklı bir alternatif mi bulacaksın? Benim param vardı. Ben kirada oturuyorum. Eyvallah kardeşim. Ben araba aldım. Sıfır araba aldım. Sana araba farz değil kardeşim. Bakın, hayat sizin ne istediğinizle ilgilenmez. Hayat ne yaptığınızla ilgilenir. Ne yaptın? Biz bugün bu ekranlardan sabaha kadar edebiyat yapabiliriz. Asgari ücreti konuşabiliriz, emeklileri konuşabiliriz. Ya kusura bakmayın, ben böyle bir insan değilim. Ben ne diyorum biliyor musun? Geçmişte hatalarım vardı, yapmadım. Şimdi televizyonda, ekranlarda beni izleyenler, belli bir ortalama yaşa gelmiş olan insanlar, 50 yaş üstünde falan. Karı koca inşallah ekrandadır şu anda. Eğer hanımını zamanında sigorta girişini yapmamışsa, sigortasını ödememişse, hanım desin ki bak İslam Memiş ne diyor, sen benim zamanında sigortamı yaptırmadın. Ben senin yıllardır çamaşırını yıkadım, yemeğini yaptım, çocuklarını büyüttüm. Sen benim bir gün bile sigortamı ödemedin. Kadınlar Sevgililer Günü, aşkım, canım, çok seviyorum seni. Güller, tekne tutmalar, restoranlar, hava 1500. Sosyal medyayı görsen saraydan çıkmış. Anadolu çocuğusun sen. Peki sen anneler gününde, evlilik yıl dönümünde, doğum günlerinde eşinin sigortası yoksa o parayla bir aylık sigortasını ödeseydin en güzel hareketi yapacaktın. Sen çocuğunun doğum gününde kucaklar dolusu oyuncak alacağına o parayla çocuğun bireysel emekliliğini ödeseydin en kral hareketi yapacaktın. Taceddin hocam bir itirazı var galiba. Yok itirazım yok. Teenni. Sıkıyorsa itiraz edin yani. Yok estağfurullah ben haddimi bilirim de. Yine de aile bu gecenin bu vakti tencere tava fırlamayacak bir. Yenge o kadar da diyor. Adamcağız istedi de yapamadı belki ya. Yok yok. Ama bak başka bir şey. Ben sahada olan bir insanım. Yani hocam 300 lira ödeyemeyecek hocam, mi? 200 lira ödeyemeyecek mi ya hanım için? İşte şu ne olacak, bu ne olacak, şöyle ne olacak, böyle ne olacak? Bir dakika dur, sakin. İlk önce bir röntgenini çekerim ben insanı. Derim ki, kaç yaşındasın kardeşim sen? İşte 55 yaşındayım. Tamam. Emekli oldun mu? İşte oldum hocam. Çok güzel, aferin. Yenge oldu mu? Yok. Sigortası yok. Ne iş yapıyor? Ev hanımı. Tamam. Peki abi. Bir soru soracağım, bana dürüst cevap ver. Sen yengenin yeni evlendiğin zaman sigortasını ödeyecek kadar paran var mıydı? Vardı. Yapmadın. Günün birinde kafanı esip de bir aylık sigortasını yapabilir miydin? Yenge de bugün emekli olabilir miydi? Evet olabilirdi. Yapmadın babam. Peki babacığım. Senin evladın var mı? Var. Kaç yaşında sigorta girişi var? Bilmiyorum. İşe girdi 25 yaşında. 18 yaşında sen bunun sigorta girişini yapabilir miydin? Yapabilirdin. Yaptın mı? Yapmadın. Peki babacığım, sen sigara içiyorsun değil mi? Tamam babacığım. Kaç para? 55-60 lira. Örnek veriyorum. Hı hı. Bunu bırakabilirsin ve yıllardır bu sigara parasıyla sen belki doğru bir yatırım, her ay gram altın biriktirseydin, döviz biriktirseydin, borsada yatırımcı olsaydın, sen bugün bir ev alabilir miydin babacığım? Evet alabilirdin. Yapabilirsin. Şunu diyene ne cevap veriyorsunuz peki? Ne? Ben bu tür tavsiyede bulunduğum bazı kimselerden şunu diyorum. Ya
Mustafa ya da işte ya İslam Bey, hı hı, siz böyle diyorsunuz da biz yiyecek ekmek bulamıyoruz ya. Ya ben evimi zor geçiriyorum. Ben eve ekmek götürmekle uğraşıyorum. Sen diyorsun ki sigorta yaptır falan filan diyorsun ya. Güler geçerim. Bayağı güler geçerim. Eve güler ekmek alamamak. Ne demek o? 2023 yılındasın. Eve ekmek alamıyorsun. Güler geçerim ben. Alacaksın. Millet aç. Bakın, millet alacaksın aç diye siyaset yapıldı canım bu ülkede. Ya tamam. Zaten popülizm nedir biliyor musunuz? Biri çıkacak, batacak. Biri çıkacak, zirveye çıkacak. Yani birileri bir şey konuşacak. Ben de ne diyorum biliyor musunuz? Bir kardeşiniz olarak. Sizinle aynı kaderi paylaşmayan insanlar için nefesinizi tüketmeyin. Sizinle aynı kaderi paylaşacak. Aynı otobüse binecek. Aynı pazarı paylaşacak. Aynı sıraya girecek. Bu insanlar için ben nefesimi harcarım. Ama sen, seninle aynı kaderi paylaşmayan insanlar için nefesini, vaktini harcıyorsun ya, otur düşün. Sen eğer o vaktini kitap okuyarak, kendini geliştirerek, ek iş yaparak mücadele verseydin. Onun için mi kafana göre diyorsunuz böyle? Kafana göre. Anladım. Neyi tercih anladım edersen. Tamam, şimdi anladım mesela. Kitabını okuyacaksın. Yetmiyor mu? Ek iş yapacaksın. Bir de evde yatma kardeşim. Süreyi de doğru kullanalım. Şeye, yani, şu Bitcoin meselesine de biraz değinelim. Evet. Az bir zaman kaldı çünkü. Kripto para piyasasında bir sistem kuruldu. Bir ağ kuruldu. Bunun adına özgürlük denildi. Gençlerin, dünyadaki gençlerin bir sistem olarak teveccüh gördüğü bir sistem üzerinden devam ediyor. Daha sonra bu dünyanın değişim sürecinde 2020 yılında herkesin ağzına bal sürdüler. Muhteşem zenginlikler, paralar havalarda uçuşuyor. Herkes son model arabalar aldı, evler aldı. En çok da çok kaliteli marka saatler satın aldı. Gerçi orada da bir dolandırıcılık hadisesi yani oldu. Yani burada çok ciddi anlamda parayı taşıyamayan insanlar bir anda zengin insanlar türedi. Şansı yaver gidenler. Daha sonra bu insanlara yetmedi. Tatlı para, kolay para bunlara güzel geldi. Daha çok dedi. Ha, orada bir şey gümledi. Sistem dedi ki ben sana bu kadar verdim. Ben sana bu kadar tat verdim. Ben bu kadar seni oyaladım, kandırdım. Şimdi geri alma sırası bana geldi. Hı hı. Orada balonu patlattılar. Çünkü bu bir sistem ve kontrollü bir sistem. Hı. Havuza para toplandı. Çünkü herkesin elindekini gördüler. Yatırımcı reflekslerini analiz ettiler. Hangi aşamada para yatırıyorlar? Hangi aşamada para çekiyorlar? Yatırımcının profilini çizdiler. Robot yazılımlar yazdılar. Bundan sonra da bot hesaplar üzerinden de operasyon çektiler. Dünyadaki insanların %80'i varlıklarını kaybetti. En çok bizim ülkemizde benim içimi yaralayan bir hadise oldu. Üniversitedeki çocuklar, üniversitedeki harçlıklarıyla, burs harçlıklarıyla bu piyasada paralarını kaybetti. Anne babalar, komşum, akrabam, hısım akraba, kimse mahalleden duymasın diye gizli gizli bankadan kredi çekti, o çocuklarının borcunu kapattı. İntihar edenler, hepsinin dosyalarına ben baktım. Kendini öldürüyorsun be adam, o çocuktan İslam ne Bey istedin? Buyurunuz. Buyurun hocam. Ya şunu eklemek istiyorum İslam Bey'e, tabii bu dedikleri olgular önemli. Ama tabii bunlar şununla da alakalı. Tasarruf oranının yükselmesiyle de alakalı. Bugün mesela Japonya en çok tasarrufun yapıldığı ülke ve ülkenin yöneticileri vatandaşlarına kredi vererek gidin dünyayı gezin, dünyayı dolaşın, size bu imkanı sağlıyoruz diyor ve ona rağmen vatandaşları buna rağbet etmiyor. Yani tasarrufa o kadar yatkın bir millet. Ama bize baktığınız zaman hakikaten tasarruf yapacak bir durum da çok düşük seviyede. Yani hakikaten birçok insanımız evine giderken ekmeğini götürme, faturalarını ödeme derdine düşüyor. Hocam, ve şu anda İslam Bey bunu daha iyi değerlendirecektir. Siz toplumun %10'luk, %15'lik kesimi bu ülkenin gelirinin %60-70'ini tüketiyor. Ve müsrifçe harcamalar yapıyor. Dünyada yeni çıkan araba modellerine ilk siparişleri veriyorlar. Böyle de bir durum var. Devletin bunu sağlaması çok önemli. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Devlet çok kazanandan çok, az kazanandan az alacak. Çok kazanana daha çok vergi yükleyecek ve bu dengeyi sağlayacak. Çok kazanandan alacak, az kazanana verecek. Bunlar bir şekilde bu transfer harcamalar yapılıyor ama yeterli değil. Toplumun tasarruf oranı arttırılmadan maalesef yatırıma da yönlendirmek çok sıkıntılı oluyor diye değerlendiriyorum.
Siz bize, bana göre daha kibar konuşuyorsunuz. Ben bildiğim doğrultuda yorumlarıma devam edeyim hocam. Siz daha tatlı konuşuyorsunuz. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Biz şımardık hocam. Teşekkürler. Biz şımardık. Biz toplum olarak çok şımardık. Bakın, dört tarafımız, özür dilerim, üç tarafımız denizlerle çevrili. Dört mevsim olan nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Dünyada sadece tarım anlamında, gıda anlamında en fazla fiyat artışı bizim ülkemizde var. Ayıba bakar mısın? İki, yine dünyada israf eden ilk dört sıralamasında en fazla ülke Türkiye. Ayıba bakar mısın? Türkiye'de en fazla çöpe atılan gıda ekmek. Bugün ekmek fiyatlarının 10 lira olduğunu haber yapın. Hemen nasıl hakaretler gelecek? Ve dinimiz gelecek. İsrafı yasaklamıştır İslam Bey. Yani ona rağmen anlatmaya böyle çalışıyorum. Biz kültür olarak gerçek özümüze dönmedikten sonra herkes benim dediğime gelecek. Şimdi o zaman meseleyi bir toparlayalım. Artık yavaş yavaş bitireceğim. Çünkü. Yatırımcı olacaksın. Ne olacak? Nasıl yatırımcı olacaksın? Birikimlerine, tasarruflarına sahip çıkacaksın. Şımarmayacaksın. Birikimlerini çeşitlendireceksin. Çünkü her yıl farklı enstrümanlar farklı getiriler getirir. Kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmayacaksın. Sana çok zengin olacaksın hayaliyle kulağına bir şeyler üfleyen ne olursa Allah'ın selamını ona ver, uzaklaş. Sosyal medyada sana bir şeyler taahhüt ederlerse dolandırıcıların ve kalpazanların tuzağına düştüğünü bil. Gelenekçi ol. Ailenle istişare yap. Anne babalar evlatlarına sahip çıksın. Evlatlar da annesinin babasının kıymetini bilsin. Onlarla istişare yapsın. Ortak hedef. Karı kocalar ortak hesap açsın. Hiç kimse kimseye güvenmesin. Hiç kimse kimseden gizli bir şey yapmasın. Günün birinde balon patlıyor. Herkes birbirinden gizli kumar oynuyor. Finansal kumar bağımlılığı var. Hiç kimse yatakta eşine iyi geceler demiyor. Ama telefon ekranda telefona iyi geceler diyor. Sabah kalktığı zaman ilk önce eşine günaydın diyeceğine elindeki telefona günaydın diyor. Çocuğunun yüzüne bile bakmıyor. Finansal kumar bağımlısı insanlar psikolojisi bozuk insanlardır. Çocuğuna, ailesine şiddet uyguluyorlar. Türkiye'nin kanayan bir yarasıdır. İnsanlar psikolojik ben tedavi görmesi gerekiyor. İnsanlar intihar ediyor. İnsanlar dolandırılıyor. Sistemin de buna destek vermesi gerekiyor. İnsanların da kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yeni dünya üzerinde iki seçenek var. Ya zenginsin ya fakirsin. Başka bir şey. Ya kölesin ya efendisin. Peki. Bunun kararını kişiler kendi verecek. Peki. Teşekkür ediyoruz. Taceddin Hocam, Murat Hocam ve Sayın Mustafa Kemal Çiçek, size de çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, böylelikle bu akşamki programımızda noktalıyoruz. Haftaya buluşuncaya dek hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.